Muhabbet TV, Yok O Kadar programından iyi günler. Bugün konumuz gazlanmak. Faruk Aslan enerji muhabiridir, enerji uzmanıdır, petrol ve gaz uzmanıdır. 22 Ağustos 2020'de konumuz, acaba biz nasıl gazlanıyoruz? Gazı nasıl yiyoruz? Yediğimiz gaz bize ne fayda sağlıyor? Gazın faydaları ve zararları nelerdir? Şeklinde bir yayına GoPro'da başladık. Zoom'da yayın yapıyorum şu anda. Periskop'tan da başlatalım mı? Başlatalım. Konu neymiş? Gazlanmak. Evet arkadaşlar, kendimizi RT edelim Twitter'da. Zaten Twitter bize her gün iki taraflı tanıma gönderiyor. Robot musun, değil misin? MIT bizi hacklemeye çalışıyor. Koruma altına aldılar hesabımızı. Susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde pek susmaya niyetimiz yok. Arkadaşlar, bugün enerji merkezi bir yayın yapacağım. Bir ufuk turu şeklinde geçecek. Biraz uzun olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Madem bir eksen kayması var, eksenimiz nereye kaymış? Kaymış, kayıyorlar. Onu anlatmamız gerekiyor. TikTok yok. TikTok'ta daha açmadım hesap. Bir de TikTok mu açalım? Arkadaşlar, Süfyan Erdoğan 15 Temmuz'da beraber aslında sırtını Rusya ve Çin'e dayadı, biliyorsunuz. Açalım TikTok diyorsun. Çinlilere kapitülasyon veriyor. Ruslara kapitülasyon veriyor. Manda dönemi başladı. Yecüc ve Mecüc Türkiye'ye indi. 15 Temmuz 2016 itibariyle artık Yecüc ve Mecüc Süfyan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'de Seddi Zulkarneyn'i yıkıyor, gedikler açıyor. Ülkesinden kaçan İranlı bir kadın diyor ki, biz de sizin gibiydik. O kadarını da yapmazlar. Yok o kadar diyorduk. Ama Molla rejimi, Hümeyni rejimi yaptı. O kadarını da yapamazlar dediğimiz her şeyi yaptılar. İran Molla rejimi, tekrarlıyorum, ülkesinin kuzeyini Rusya'ya manda olarak kabul etti, verdi enerji ve gaz rezervlerini. Bağımsızlığını kaybetti tamamen. Ülkesinin güney tarafındaki petrol ve gaz yataklarını Çin'e verdi. 25 yıllığına. Karşılığında 400 milyar dolarlık garanti aldı Molla rejiminin hırsızları Çin'den. Dolayısıyla Avrasya ekseninde değişen bir şey yok. Dinsizler kampı Türkiye'yi de kendi içine aldı 15 Temmuz'da ve vatan hainleri ülkemizde darbe yaptı. Ülkenin eksenini kaydırdı. Erdoğan nasıl bir müjde veriyor? Rusya ve Çin ekseninde kalıcı olduğumuzun garantisini veriyor. AKP'nin il ve ilçe başkanlarını dün topladı ve bunu deklare etti. Biat aldı, biat tazeledi. Rusya ve Çin İran ekseninden kopmak yasak. Dinsiz olacaksınız dedi. Deizme kayacaksınız, İranlılar gibi dinsiz olacaksınız. Ruslar Çin Komünist Partisi kadar Allah'ı inkar edeceksiniz ve dinsiz olacaksınız. Avrasya ekseninde kafir olacaksınız diye biat aldı. Ülke deizme kayıyor. Ve Avrasya ekseninde boğuluyor. 15 Temmuz darbe rejiminin ağır faturası budur. Cemaatle alakası yoktur. Türkiye'nin yıllık gaz tüketimi 50 milyar metreküp. Erdoğan'ın açıkladığı Batı Karadeniz yatakları doğru. Akçakoca'da 320 milyar metreküp gaz var. 20 senedir bu biliniyor zaten.
Mesele gazın olması değil. Gazı çıkartmak. Bağımsız bir devlet olarak çıkartmak. Norveç Statoil şirketi gibi tek başına çıkartmak. Ama Erdoğan ortak aldı. Rusya ve Çin ve Almanya Batı Karadeniz yatağında hem platform kurulmasında hem de gazımızın işletilmesinde, boru hatlarında, iletim hatlarında her şeyde ortak. Türkiye'den ortak kim? Erdoğan'ın kendisi. Hazinede para yok, tam takır. Kimsede para yok. Devlet kurumlarında 5 kuruş para yok. Ne Tepua'da ne BOTAŞ'ta. Ülkenin her şeyini kendi cebine indiren Erdoğan bu devletlerle tek başına aile şirketiyle Batı Karadeniz gazına ortak. Ne müjdesi? Trakya'da gaz bulduklarını açıklamışlardı. 20 trilyon uçmuşlardı. Orayı da Rusya'ya verdi. Kanal İstanbul ada bir devlete dönüşüyor. Çin'e verdi. Zonguldak açıklarında bulunan gaz da Kanal İstanbul projesinin bir parçası. Trakya, Tekirdağ gazı da Rusya'nın, tamamen Türkiye'nin Avrupa yakası artık Rusya ve Çin demek. Yecüc ve Mecüc üst kuruyor. Avrupa'nın hemen içinde yerleşiyor. Bunu nasıl topluma anlatacak diye Erdoğan'ın oynadığı cambazlıkları seyrediyorsunuz. Peki size bir faydası var mı? Yok. Diktatör daha da zengin hale geliyor ve 15 Temmuz rejimini perçinliyor. Yıkılamaz hale getiriyor. Kendi yaptığı pisliklerin üstünü örtüyor. Zulümlerin üstünü örtmeye çalışıyor. Eğer sizin aylık kış faturanız, gaz faturanız 400-700 arası geliyor ve 250 liraya düşüyorsa size bir müjde vermiş olabilir. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Gaz fiyatlarına %25 daha zam yapacak. Batı Karadeniz zammı. Doğu Akdeniz gazı da çıkartılacak. Miyas Adası zammı. %25. Millet ödesin faturayı. Millet. Zaten Ruslarla ortak Turusgaz şirketiyle komisyonları Putin'le paylaşıyor. Şimdi de Çin ile ortak komisyon şirketi kurdular. Batı Karadeniz'de çıkartılacak gaz Çinliler çıkartacak. Size ne? Erdoğan çıkartacak. Mühendisliği de Almanlara verildi. Boru hatlarında, iletim hatlarında, Avrupa yakasında. Size ne? Ne olmuş? Hemen petrol rafinerisi olan şirketlerin borsa değeri yükselmiş. Borsa diğer firmalar çakılmış. Dolar yükselmiş. Olan size oluyor. Fakirleşiyorsunuz. Daha da fakir hale geliyorsunuz. Zengin daha zengin hale geliyor. Dünyada bor madeni yataklarının %70'i ülkemizde. Neye yarıyor? Kime yarıyor? 2018'de Batı Karadeniz'deki Bulgaristan, Romanya hattında Tuna bloku diye bilinen bölgede kaliteli doğalgaz rezervi bulunduğuna dair Trakya'da haberleri yaptılar. Rusya hemen Putin Erdoğan'la anlaşma imzaladı ve bu yatakları satın aldı işletmesini. Size ne? Ve 40 milyar dolarlık yatırım yapıyor Trakya'ya. Tekirdağ, Tuna hattına, Bulgaristan, Romanya hattına, eski Doğu bloku ülkesi olan Hinterland'ına, Sovyetler Birliği'nin devamcısı Putin. Size ne? Şahlanış ne zaman? Ne zaman Erdoğan'dan kurtulursanız o zaman. Erdoğan ülkede olduğu sürece aile şirketi, haramileri çalmaya devam edecekler. Halk da fakirleşmeye devam edecek. Kendi diktatörlüğünü daha da sarsılmaz hale getiriyor.
petrol ve gaz gelirleriyle İran'daki Molla rejimi 41 yıldır ayakta duruyor. Hırsızlık yaparak, milletten çalarak. %95 İran halkı fakir. Venezuela'da halkın %98'i fakir. Altını, petrolü, gazı belli mutlu bir azınlığın cebine giriyor. Rusya'nın, Çin'in kölesi oldu Venezuela. İran'da öyle. Siz Norveç değilsiniz. Sizin Statoil diye bir petrol şirketiniz yok. Devlet şirketiniz yok. Dünya çapında bağımsız politika izleyen. Yok kardeşim, yok. Erdoğan kendi iktidarı için ortak arıyor. Türkiye'nin petrol ve gaz rezervlerine, maden rezervlerine, altın rezervlerine hepsini yabancılara sattı. Yerli çakallara da verdi ama büyük çoğunluğunu kendi şirketleriyle beraber yabancılara sattı. Ormanları yakıyorlar, ağaç kesiyorlar. Karadeniz'e gelelim. Karadeniz'deki denizin özelliği 200 metreden derinde sülfürlü kükürt gazı vardır. Zehirli, hayat yoktur. Karadeniz çok derin bir deniz değildir. 200 metreden aşağısında hayat yoktur. Siz gazı 200 metrenin üstünde bulmuş olmanız gerekir. Altındaki gaza, asitli, kükürtlü, sülfürlü gaza sondaj vurursanız ve bu zehirli karışım Karadeniz'in üstüne çıkarsa Karadeniz'de hayat ölür. Ne hamsi kalır, ne balık kalır, hiçbir şey kalmaz. Ölü bir deniz olur Karadeniz. Ölü bir deniz. Yoksa 20 senedir biz biliyoruz Karadeniz'de petrol ve gaz var. Çok derine inemezsiniz. İnerseniz Lut Gölü gibi ölü bir deniz olur. Karadeniz'den hamsi yemezsiniz. Bunu raporlarla Erdoğan da biliyor. Bu nedenle aslında 800 milyar metreküp olan gazı 320 milyar metreküp olarak açıkladı. Çünkü hepsini çıkartamazsınız. Anlatabildim mi? Asıl mesele Erdoğan'ın söylediği değil, söylemediğidir. Pazarlık ediyor. Karadeniz'deki gaz rezervi güvenli, Türkiye'nin kara sular içinde yer alan bir bölgede. Hiçbir uluslararası sorun yok. Yatırımı yaparsınız, çıkartırsınız. Sizin malınızdır. Erdoğan'ın orada olup olmaması o gazı çıkartıp çıkartmayacağınızı etkilemez. Ama şu anda çıkartılırsa Erdoğan'ın şahsi malı olur. Yabancı şirketler buradan sömürür. Aradaki fark budur. Ülkede kimsede para yok. Devlet kurumlarında 5 kuruş yok. Kredi veren de yok. Erdoğan'dan başka kimsede para yok. Anlatabiliyor muyum? Doğu Akdeniz'de ortaya konan Miyas Adası merkezli proje doğru bir projedir. Türkiye'nin kıta sahanlığı içindedir. Navtex anlaşması yasası çerçevesinde yasaldır. Ben Libya ile kara suların birleştirilmesinden bahsetmiyorum. O ölümü gösterip Avrupa Birliği'ni sıtmaya razı etmek için Cihat Yağcı'nın bir akademisyenin, Harbiye'li bir akademisyenin projesini, doktorasını çalarak kendi malı gibi gösterdiği bir hırsızlık, akademik hırsızlık yapmıştır, projesidir. Ve hizmetten olduğu için FETÖ'cü dedikleri o akademisyeni de hapsettiler ve attılar oradan. Yani projenin sahibi Cihat Yağcı değil. Cem Gürdeniz hiç değil. Hırsızlar. Kıskançlıktan evet bu proje doğru bir proje. Miyas Girit'in komşusu, Rodos'un komşusu ve orada petrol ve gaz olduğunu 20 senedir biz Enerji Bakanlığı'nın raporlarıyla zaten biliyoruz. Bu bölgede daha önce Eni, Ecip, Elf, Total,
Exxon, British Petroleum araştırmalar yaptı. Enerji Bakanlığı ENİ'ye mühendislik projesi hazırlattı. Ben raporları okudum. Bundan 20 sene önce orada petrol ve gaz var. Mesele petrol ve gazın olması değil. Bunun hukuki çerçevesi şu anda Navtex'te oluşturulmuş durumda. Seçimle alakası yok. Ülkemizde 3 yıl seçim yok. Seçime bağlı değil bu projeler. Burada Navtex anlaşması doğru bir anlaşma. Yunanistan daha tepki koysa da koymasa da, ki tepki koysa bile bir şey fark etmeyecek. Mısır, İsrail veya herhangi bir ülkenin tepki koyması Navtex kurallarını değiştirmeyecek. Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde yer alan bölge Türkiye'nin malı sayılır. Orada denizin altında petrol ve gaz rezervlerini aynı İsrail'in Tamarak'ta Kıbrıs'a yakın Rum kesimine yakın bölgede çıkardığı gibi çıkartabilir. Emsali var. İsrail 2015 ile 2018 arası 3 yıl 3,5 milyar dolar para harcayarak 1 trilyon metreküplük gaz rezervini çıkartmaya başlamıştır. Ve İsrail için de iletim hatlarını hayata geçirip şu anda Kıbrıs Rum kesimi ve Atina üzerinden geçen Almanya'ya ulaşan bir gaz ihraç boru hattı inşaatına da başlamıştır. Yunanistan, Almanya, İsrail ortaklığı vardır bu projede. Rusya'nın Avrupa Birliği'ne sattığı gazı azaltacak ve rakip olacak bir projedir. Bu nedenle mühendisliğini Almanya ve İsrail'in yaptığı Tamarak gazı şu anda Rusya'nın gözünü korkutmuştur. Bu nedenle Akdeniz'de daha aktif hale gelmek için Erdoğan'ı kullanıyor. Çin Erdoğan'ı kullanıyor. Avrasya ekseni vatan hainidir. Bu eksenden kurtulmamız gerekiyor. Bağımsız olmamız gerekiyor. Ülke bağımsız değil. Sorun bu. Erdoğan esir aldı ülkeyi. Herkesi tokatladı ve bütün ülkemizin milli servetini kendi aile şirketinin ve 7 tane haramisinin keş kasası yaptığı namussuzların cebine indirdi. %90 ülkenin tapusu Erdoğan'da. Kimsede para yok. Yurt dışındaki şirketler, petrol gaz şirketleri, maden şirketleri, istihbaratlar, devletler hepsi Erdoğan'la masaya oturuyor. Çünkü karar ve yetki, para, her şey Erdoğan'ın cebinde. Ne Dışişleri Bakanlığı kalmış, ne Enerji Bakanlığı kalmış, ne ülkede herhangi bir Türk Silahlı Kuvvetleri Emniyet Teşkilatı kalmış durumda. Erdoğan'ın hedefi küçük göstermesi, redemption yapmasının sebebi Almanya ve Çin ortaklığını gizlemek. Asıl mesele Mias'la, yani Grit'e yakın bölgede çıkartılacak petrol ve gaz. Büyük bir rezerv var. Benim okuduğum raporlarda bu rezervin 1 trilyon metreküpten yüksek olduğu. Yani kazma vurmadan anlayamazsınız. Çünkü Şahdeniz'de de aynı şey yaşanmıştı. Karabağ yatağında Hazar'da aynı şey yaşanmıştı. Tahmini rezerv adı üstünde tahminidir. Kazma vurulduktan sonra gerçek rezervin miktarı ortaya çıkar. Şahdeniz 1 ve 2 projeleri vardır. Başarılı olmuştur. Karabağ Hazar'daki yatak başarısız olmuş ve iflas etmiştir. Bakın Hazar'daki projelere. Şahdeniz niye başarısız olmadı? Çünkü arkasında British Petroleum var. İngilizler sağlam çalışır. Fizibiliteyi sağlam yaparlar. Şahdeniz 1'de TEPO'nun %9 hissesi var. Şahdeniz 2'de Lukoil'in ve Statoil'in, Norveç'in, Rusya ve Norveç, Azerbaycan Sokar ortaklığı var. Bu TEPO'nun dangalaklarına ben dedim ki Şahdeniz'e daha fazla yatırım yapın, hisse alın diye baskı yaptım makine olduğum yıllarda. Sonra %5 hissesinin artırılması için
baskı yapıldı da biraz artırıldı. Sıtkı Sancar iyi bilir. Şahdeniz 2'de ise Türkiye yoktur. Şahdeniz gazı Azerbaycan gazı olarak Sokar tarafından Türkiye'ye pazarlanmaya 10 senedir başlandı. Ama Türkiye tüketimde %5'i geçmiyor. %15 İran gazı, %80 hala Rusya'dan gaz alıyorsunuz. Rusya bağımlısınız. Aynı Avrupa Birliği gibi. Avrupa Birliği ve Almanya bu bağımlılıktan kurtulabilmek için bu projelere çok büyük önem veriyor. İsrail'den Tamrak gazı alacak. Ve Türkiye'den Batı Karadeniz gazını almak ister tabii projenin içinde. Niye Suriye'de iç savaş çıktı? Niye IŞİD ve Nusra'yı destek veriyorlar? Üstünü açmıyorlar. Çünkü Almanya işin içinde. Erdoğan'a diyor ki bu bizim ortak günahlarımız. 10 milyon insanı mahvetmişiz. İnsanlığa karşı suçları işlemişiz. IŞİD ve Nusra'yı kullanmışız. Arkasındaki şeytanlar ortak. Siz benim sırlarımı açarsanız ben de sizin sırlarınızı açarım diyor. Erdoğan tehdit ediyor Almanya'yı, İsrail'i. IŞİD ve Nusra İslami proje değil ki. Şeytanlık projesi. Arkasında da Erdoğan var babası. İsrail var ve arkasında İslam düşmanı, Türk düşmanları var. Siyonistler var. Biz de bunu çökertmeye çalışıyoruz. MİT de ne yaptı? 2016'da bunu MİT'in ana şirketi haline getirdi. Ahrar Akşam yapılanması kurdu. El-Kaide yapılanması network'ü kurdu. Ve El-Kaide'nin merkezi hale geldi. Terörizm silahıyla petrol ve gaz avında Erdoğan. IŞİD'le adam Somali'den Mozambik'te gaz alıyor. Somali korsanlarıyla ya. Adam böyle bir hırsız, global bir hırsız. Kasımpaşalı, Rizeli Erdoğan artık yerel bir hırsız değil. Global bir hırsız. Kullandığı araç da IŞİD, El-Nusra, El-Şebab, Boko Haram. Nerede El-Kaideci terörist var? Erdoğan'ın aracı. MİT'in aracı. Hulusi Akar'ın aracı haline gelmiş durumda. Almanya bundan ranta elde etmeye bakıyor. Bize ne diyor? Müslümanlara leke yapışıyor. Öyle değil mi? İslamet yozlaştırılıyor, Müslümanlar yozlaştırılıyor, terörist gösteriliyor. Umurunda mı? Değil. Kimin umurunda olmalı? Bizim umurumuzda olmalı. IŞİD ve El-Nusra İslam'ı temsil edemez. Erdoğan İslam'ı temsil edemez. Bizim umurumuzda. Kimsenin umurunda falan değil. Kürtlerin umurunda. Çünkü Kürtleri öldürüyorlar. Onlar savaşıyor. Başka savaşan da yok zaten. IŞİD'le El-Nusra'yla başta kimse savaşmıyor. Girit gazı İsrail'in Tamarak ve Rus gazına göre Avrupa Birliği'ne ulaştırılmasında daha yakın ve Almanya ortağı olduğu için, Çin ortağı olduğu için Erdoğan'ın elini güçlendiriyor ve avantaj sağlıyor. Hem Erdoğan Avrupa'da münhasır gaz bölgesi kurmuş oluyor Almanya ile ortak. Avrupa Birliği'ne Türkiye giremedi. Kopenhag kriterlerine uymaya hiç niyeti yok. İnsan haklarına, demokrasiye dönmeye hiç niyeti yok. Almanya ile o zaman biziz yapalım dediler. Münhasır ekonomik bölgesi gaz anlaşması. Almanya'nın işine geliyor. Hem Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almamış oluyor. Türkiye gibi 83 milyonluk bir nüfusu absorbe edemeyeceğini zaten net olarak gördü. İstediği restriction'ları koyuyor. Vize engellerini koyuyor. Almanya 40 senedir Türkiye ile Almanya arasında birinci sırada ekonomide. Her bakımdan 600 tane fabrikası var Türkiye'de. Bunları riske atmaya hiç niyeti yok. Bunca yatırım yapmış. Almanya kendi çıkarlarını koruyor. Kanal İstanbul projesinde Almanya'da da var. Mühendislik aşamasında ve yatırım aşamasında Çin'de ortak. Erdoğan'ın size anlatmaya çalıştığı eksen kayması bu. Artık Avrupa Birliği Amerika'yı takmıyor. Trump NATO'nun bütçesini 4 senedir kesti.
Almanya Avrupa Birliği'nin 27 ülkesine para vermese Fransa dışında bütün ekonomiler batık durumda. NATO ordusu etkisiz. Avrupa Birliği ordusu Almanya'nın %60 ağırlığını teşkil eden ve %40 da Fransa'nın Avrupa'yı korumak için. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Polonya'da 2 haftadır 12 bin Amerikan askerini Almanya'dan çıkartıp Polonya'ya gönderdi Merkel. Almanya'da artık işiniz yok diye. Tam bağımsızlığını ilan etti. Gidin Polonya'yı koruyun. Şeye karşı, Rusya'ya karşı. Trump da bundan rant elde etti. Türkiye'nin dışlandığı F-35 savaş uçaklarını Polonya'ya sattı. Komisyonunu da cebine indirdi. Damat Kuşner işleri. Türkiye F-35'ten mahrum kaldı. Polonya sahibi oldu. Bir kısmını da İsrail'e sattılar. Buradan kazançlı çıktığımızı görüyor musunuz? S-400'ları kuramadılar. Türkiye'yi koruyan ne Patriot var, ne S-400 var. Ne Ruslar Türkiye'yi koruyor, ne NATO koruyor, ne Avrupa Birliği koruyor. Türkiye yalnız başına. Erdoğan yüzünden yalnızlaştırılmış durumda. İşin gerçeği ve realitesi budur. Erdoğan kendi cebine çalışıyor. Başka kimseye çalışmıyor. Çin şu anda ana eksen. Rusya ana eksen. Almanya'yı yanına çekmeye çalışıyorlar. Almanya Avrupa Birliği'nde münhasır ekonomik bölge olarak gaz ekseniyle Türkiye'yi 57 yeni alıp yerini sağlamlaştırmaya, liderliğini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Çok mantıklı. Fransa ve arasında zaten bir tarihi rekabet var. Erdoğan Fransa ve İtalya'ya karşı Almanya'ya yem sundu. Gaza yatırım yapıyor. Almanya şu anda enerji yatırımlarıyla müthiş bir şekilde hem Batı Karadeniz hem de Miyas'da çıkartılacak petrol rezervlerinde mühendislik ve boru hatları, iletim hatlarını aldı. Yönetim aldı yani. Krediyi kim verecek? Deutsche Bank ve Çin bankaları verecek. Türkiye'de para yok. Ortakları kim? Erdoğan küçük ortak. Büyük ortak da değil. Almanya ve Çin %80'ini alıyor. %20 Erdoğan'ın hissesi var. Bundan siz bir millete fayda geleceğini umuyor musunuz? Evet, gaz var. Ama millete faydası yok. Milletin tek beklentisi şu olabilir. Acaba bizim gaz faturalarımız düşecek mi? Niye biz 1000 metreküpte $280 Rusya'ya, $180 arası İran'a para ödüyoruz? Avrupa Birliği'nde $120 ödüyorlar. Niye? Bu aradaki fark niye? Arada ciddi iki katı fark var. Bu para kimin cebine giriyor yıllardır? Bunu sorgulayacağına sizin gaz faturalarınız double, double, double. Biz Kanada'da ayda $40 para ödüyoruz. Kasa. Siz niye 500-700 lira para ödüyorsunuz? Yani bunu sorgulayacağınıza aradaki farkı Erdoğan nasıl arka taraftan cebine yedirdiğini sorgulayacağınıza niye Putin'e komisyon veresiniz Truskart'la? Niye Erdoğan'ın MIT'in cebine aksın %100 oranında, %200 oranında sizin faturalarınızdan kessinler de cebinizden çalsınlar da kendi ceplerine koysun bu diktatörler? Bunu sorgulayacağınıza Erdoğan'dan müjde bekliyorsunuz. Ne müjdesi? 2000 senesinde Mavi Akım imzalandığında uluslararası anlaşmadır. Meclisten gece yarısı saat 3'te geçirilmiştir. Ben bir ay kamp tut bekledim. Mecliste eve gitmedim ya. Anlaşmaya Truskas maddesini koydukları için. Rusya'yla ortak MIT'in komisyon şirketi. Hazırlanan Kutlar Vadisi kitabında da belgeleri koydum. Yani vatana ihanetten 5 kişiyi Yüce Divan'a gönderdik. Yüce Divan'a bu Mavi Akım yüzünden. Bunların içinde Hüsamettin Özkan da var. Ecevit'in kedisi. Mesut Yılmaz da var. Çansu Çiller de var. Cumhur Ersümer de var. Evet. Gönderdik. Belgeleri yayınlamışım. Belgeleri ben yayınladım.
Haberleri de ben yaptım. Sonra Erdoğan geldi. Bu sözde muhalifler zaten halkın güveni kalmamıştı. 5 sene zaman aşımıyla birbirlerini atladı. Hiç kimse politikacılardan hapse girmedi. Adamlar vatanı sattılar. Bu dediğim Turuskan şirketi hala Erdoğan'ın cebine akıyor. 3 tane rezervi var. Turan Hazreleroğlu, Erol Aksoy ve Turgut Yılmaz. Bunlar şimdi yer değiştirdi. Erdoğan'ın rezervleri yazıldı. 3 tane rezervi gitti. 3 tane rezervi geldi. Erdoğan'ın cebine akıyor. Daha önce Erol Aksoy üzerinden laik, seküler, kemalist, CHP'li MİT akıyordu. Erdoğan onu da kesti. Erol Aksoy bana mahkeme dava açmıştı. Sonra dediler ki biz ayrıldık Turuskaz'dan. Süzer Holding. Rizeli. CHP'li. Dedim bana ne? Buna girdiniz. Yıllarca gelen paraları MİT'e aktardınız örtülü operasyonlar için. MİT de soykırım projesi yaptı. Süzer Holding. Erol Aksoy. Turan Hazreneroğlu'nun gözünüze bakarak Ankara ayağında sizin hesabınızı göreceğim namussuzlar demiştim. Üçü bir arada oturuyorlardı, çay içiyorlardı, kahve içiyorlardı. Cumhuriyet Sümer'le beraberdik. Faruk git şu adamları haddine bildir. Ben haklarından gelemiyorum dedi Cumhuriyet Sümer de. Ben gidip adamları dedim size haber yapacağım dedim. O Faruk Aslan gelmiş ayvayı yedik dediler. 2000 senesi Mavi Akım'ın Ankara temel atma törenine. Ben gittim adamlara. Dedim ki sizin canınızı okuyacağım. Sen kimsin dediler. Siz benim kim olduğumu bilmiyor musunuz? Biliyoruz dediler. Şu çılgın enerji muhabiri, zaman muhabiri değil misin sen? Başımızın belası. Hırsız adamlar. Hırsız Rizeliler. Bu hırsız Rizelilerle başa çıkmak zor. Haberini yaptım ben. Zaman Gazetesi'nde yaptım. Aksiyon'da yazdım. Kitabında yaptım. Sonuç, hiçbiri hapiste değil. Hepsi Türkiye'nin en zengin adamları. Turgut Yılmaz Türkiye'den çarptığı paraları Mesut Yılmaz 3,5 milyar dolar Berlin'e taşıdı. Kimle? Mustafa Sarıgül'le. Saray lokantaları ve otel zinciri satın aldılar. Berlin'e gidin sorun. Kim yardımcı olmuş bu parayı çıkartmalarına? Erdoğan yardımcı olmuş. Erdoğan da haracını almış. Ondan sonra diyorsunuz ki niye Yeni Kapı'da Mesut Yılmaz var? Niye Tansu Çiller var? Niye şu var? Mustafa Sarıgül niye böyle? Hepsi hırsız. Devleti, milleti çalarak bu noktaya gelmiş adamlar. MİAS yatağı milli, yerli bir yatak olmalı. Yani madem araştırma 3 tane geminiz var, gelik açabiliyorsunuz. Teknoloji konusunda, mühendislik konusunda neden yerli bir tasarım yok da siz Çin'e, Almanya'ya muhtaçsınız? Niye hazinede 5 kuruş para yok? Artık garanti verecek hazinede para da kalmadı. Garanti vere 240 milyar dolarlık garanti verdiler. Hep Erdoğan'ın cebine akan projeler. Bunların 7-10 milyar dolarlık projeleri yapılamadı. Çünkü para yok. Garantiler çalışmıyor. Çalışmıyor artık. Gazın size faydası yok anlayacağınız. Öyle sağlam bir sistem kurmuş ki Süfyan Erdoğan, öyle kolay kolay da kimse bozamaz. Zengin daha çok zengin, fakir daha çok fakir olacak gözüküyor. Eğer Türkiye kısa vadede Karadeniz'de büyük rezervler keşfederse bu durum ve Akdeniz'de aynı şekilde İsrail'in ve Yunanistan'ın işine gelmez. Rusya'nın işine gelmez. Erdoğan bu nedenle dengeleme politikası olarak Çin ve Almanya eksenine kaydı. Yeni eksen bu. Evet, Türkiye ekonomik olarak kurtarılamaz durumda. Tarık Torus doğru söylüyor. Türkiye'deki ekonominin batma noktası, o kadar büyük açlık noktasında insanlar şimdi 17-18 milyon işsiz var. Gerçek rakam 3,5 milyon gösteriyorlar. Bütün veriler yalan.
İnsanlar daha da fakirleşiyor ve bu fakirlik daha da artacak. Erdoğan milleti kandırıp aldatıp daha fazla malını mülkünü çalıyor ve daha da zenginleşiyor. Artık durdurulması imkansız bir fakirleşme var Türkiye'de. Aynı İran gibi, aynı Mısır gibi. %90-95 noktasına ulaşacak. Türkiye'de fakir oranı. %5 mutlu azınlık ezecek. Erdoğan'ın projesi bu. Buna destek veren hepsi namussuz, vatan haini. 15 Temmuz konsorsiyumu tamamen bu %5'ten oluşuyor. %95'e karşı savaşıyor. %95'in temsilcilerine karşı savaşıyor. Ne yapmışlar? 7-8 tane solcu Nazan Bozkurt'tan tut, Acun Karadağ'a kadar tutuklamışlar. Niye? Terörist diye. Öğretmen hanımefendiyi, tapuda çalışan Nazan Hanım'ı terörist diye, FETÖ'cü diyemiyorlar, hapse attılar. Ne zaman çıkacağını Allah bilir. Osman Kavala gibi olur, Ahmet Altan gibi olur. Çıkartmazlar. Yani ülkede bir üretim ekonomisi yok arkadaşlar. Hazırdan yiyen, tembel, hımbıl insanlar meydana getirdi Erdoğan. Ve bu tembelliğin üstü açıldığı zaman da patlıyor. İthalat yapan, üretmeyen, kendi tarımını bile topraklarını bile değerlendirmeyen, denizlerini, göllerini değerlendirmeyen, göllerini kurutan, ormanlarını yakan, kesen, yabancılara peşkeş çeken, Mustafa Kemal'in kurduğu bütün kit kurumlarını %95 oranında yabancılara satan ve AKP'liler, hırsızlar da şirketlerde maaş alıyor haybeden, ortak gözüküyor. Bir tane yerli firma kalmamış, bir tane milli firma kalmamış. Bu durumda elbette ülkede üretim yapılamaz. Türkiye insanları işçi ve fehle olur, köle olur. Çin gelir, şirketlerin sahibini alıyor, ölmüş eşek fiyatına topluyor şu anda. Türkiye'deki firmalar batıyor. Doğanay şalgam suları bile İsviçre'ye satıldı. Doğanay şalgamları bile battı. Böyle bir ülkede hiçbir üretim olmayacağı için Doğu Perinçek grubunun vatana yaptığı ihanet arkadaşlar budur. Yani dinsizlik ekseni sömürge eksenidir. Çin girdiği ülkelerden çıkmaz. Kongo'da ben 2010 senesinde 10 tane Kanada ile ortak proje hazırlamıştım. İmza topladım 2500 kadar. Kanada Başbakanı'na gönderdim. Çin Kongo'ya girdi. İç savaşı bitirdi. 25 yıllık devam eden 5 milyon insan ölmüştü. Oradaki koltan ve elmas madenlerinin sahibi oldu. Kongo'ya 60 bin kişilik bir ordu kurdu. Hastane yol yaptı. Okul yaptı. Ve Kongo artık Belçika ve Fransa'nın sömürgesi değil. Çin'in sömürgesi. İnsanlar günde 12 saate 1 dolara çalışıyor. Dünyada en fakir işçi şu anda Kongo'da. Çin Komünist Parti yönetiminde. Kongo Çin'in malı oldu. Yani Çin'de bile insanlar artık 1 dolara çalışmıyor. Kongo'da hem de 12 saat, 8 saat de değil. 1 dolara çalışıyor. Çin Komünist Parti'nin buyurması bu şekilde. Yani Çin ekseninde Çin ile işbirliği yapan Erdoğan'ın size layık gördüğü ücret, asgari ücret günde 1 dolar. Ayda 30 dolar her gün çalışırsanız. 30 dolarla nasıl geçinirsiniz? Siz kendiniz karar verin. Geçinebilir misiniz? Çinliler pirinç yiyerek yaşıyor. Kongolular yaprak yiyor. Yani Türkiye'dekiler de ne yiyecekler bilmiyorum. Buğday bile üretemiyorsun. Rusya'dan ithal ediyorsun. Konya Ovası'na ne oldu? Çukurova Ovası'na ne oldu? Nasıl bakliyat ve hubat çöktü? Bunları sorgulayacağınıza niye hayvancılık bitti? Brezilya'dan angus getiriyorsunuz canlı. Et ve balık kurumu niye bir hırsız AKP'nin elinde böyle çarçur? Erdoğan bunları görmeyesiniz diye size müjdeler verir böyle. Ondan sonra ağaç kökü yersiniz Yemenliler gibi. Bence Erdoğan ağaç kökü diye hizmet hareketi değil sadece. Türkiye'de %95 ağaç kökü yesin diye tavsiyede bulundu.
ve bunu hayata geçiriyor aşama aşama. Avrupa'ya gaz ihraç eden ülkeler İSMET projesi olarak Yunanistan, İsrail ortaklığı, Almanya ortaklığı var. Şimdi Mias merkezde kıta sahanlığında sorun yok. Mesele o değil. Benim okuduğum raporlarda 20 sene önce yazılmış raporlar bunlar. Enerji Bakanlığı raporu da var. Raporlar Enerji Bakanlığı'na bana gelir. Çünkü Enerji Bakanlığı bürokratları ben Ankara'dayken biliyorlar ki benden başka vatansever gazeteci yok, bana veriyorlardı. Ben Türkiye Enerji Bakanlığı'nın bütün raporları benim elimden gözümden geçmiştir. Grip MİAS'la ilgili projede sorun şu. Tekrar söylüyorum. Sismik raporlarına göre Grip'te eğer siz 2000 metreden aşağı inmek zorunda kalırsanız Tamanak'ta 2500 metre ki ineceksiniz. Ege'de, Akdeniz'de, İstanbul'da %100 büyük depremler olur. Evet, %100. Bu sismik raporlar nedeniyle Grip'te olduğun petrol ve gaz olduğunu bu petrol şirketleri bilmiyor mu sanıyorsunuz? Hepsi biliyor. Devletler de biliyor. Ama hiçbiri depremi göze alamadı. İnsan hayatı söz konusu. Ege'de ada kalmaz. Ne 12 adası? 3000 tane ada var Akdeniz'de. Hepsi sular altında kalır. 3000 tane ada var Akdeniz'de. Sadece Ege'de değil. Hepsi sular altında kalır. İsterseniz kazmayı vurun. Erdoğan vuracak kazmayı. Almanya geri duruyordu bu zamana kadar, bu raporları bildiği için. Fransa geri duruyordu. Amerika geri duruyordu. Exxon kaç defa deneme yaptı Girit yatağıyla ilgili. Her seferinde Almanya engellemişti. Ama bu sefer Almanya Erdoğan'la beraber sanki başka bir teknoloji uygulayacak. Bilemiyorum nasıl bir teknoloji uygulayacak. Kazma vuracaklar. Ve Çin bu işe dahil oldu. Çünkü Çin'in bölgeye gelmesiyle beraber Akdeniz'de NATO üstünlüğü ortadan kalkıyor. Rusya'nın ağırlığı ortadan kalkıyor. Daha doğrusu dengelenmiş oluyor. Erdoğan burada mediator olarak Çin desteğiyle Amerika ile Rusya arasında Çin dengesi kuruyor. Belki size tuhaf gelecek ama bu denge Akdeniz'de büyük savaşlara gebe demektir. Çin Akdeniz'e indiğinde ki Çin'in savaş gemileri, uçak gemileri de var. Askeri teknolojisi Amerika'dan geri değil, hatta ileri. Petrol ve gaz platformunu Çin koruyacak. Almanya değil, NATO değil, Rusya değil. Başka türlü bu petrol ve gazı Erdoğan çıkartamayacağını anladı. Mesele şu, siz Avrupa 120 dolara 1000 metreküp gaz alırken niye 280 dolar ödüyorsunuz? Yani Erdoğan hırsızlık yapacak. Soyacak milleti. Ve daha da zenginleşecek. Mesele bu. Mesele petrol ve gazın çıkartılması değil. Hırsız olmayan bir iktidar tarafından çıkartılması. Enerji Bakanlığı'nda arkadaşlar 5000 tane başlamış proje vardır. Temel atılmıştır siyasiler tarafından son 40 sene içinde. Bunların sadece 5 tanesi bitmiştir. 5000'de 5 proje, büyük projelerden. Bunların pek çoğunda ben bulundum. Yani Ankara'da bulunduğum yıllarda. Büyük projeler. Diğer gazeteciler de bulmuştur. Bunların %90'ının temelini de Süleyman Demirel atmıştır. Siyasi yatırım olarak. Gaz vermek, aldatmak için. Erdoğan da bu 5000 projeyi yeniden açılışını yapmıştır. Çünkü bitmeyeceğini biliyor. Olmayacağını biliyor. Olmayacak duaya amin diyen bir iktidar bu. 5000 projedir. Enerji Bakanlığı sağmal inek gibidir Türkiye'de. Proje cenneti vardır. Yani Adnan Polat rüzgar santrallerine yatırım yapmıştı. Onun açılışına gitmiştik Gökçeada'ya. Ankara'dan. Cumhur Erdoğan Enerji Bakanı'ydı.
Dedi ki Faruk senden başka kimse gelmiyor. Helikopterle gidiyoruz. Özcan aradı basın müşaviri. Özcan dedim benden başka gazeteci yok mu ya? Ankara'da Gökçeada'ya gidiyoruz. Şan'a gidiyoruz. Helikopterle benden başka helikopterde bir Anadolu Ajansı bir de TRT var. Üç tane gazeteci gidiyoruz. Onlar da kamerayla gidiyorlar. Enerji Bakanı ve Doğan Bey, Doğan vardı şeyde, müsteşar, 6 kişiyiz helikopterde. Çan'da termik santral, Çan Cumhur'un memleketiydi, termik santral yapıyor. Turgay Cener'in yatırımı. Ondan sonra Enerji Bakanlığı garantili, hazine garantili, termik santrali, şu medya patronu var ya Habertürk'ü sattı. Oradan da, o açılıştan da Gökçeada'ya gideceğiz. Gökçeada askeri denetim altında. Siviller giremez. Oraya ancak askeri üs var. Askeri helikopterler inebiliyor. Biz de zaten askeri helikopterdeyiz. Sivil değil. Anlatabiliyor muyum? Ha. Çan'da açılış yaptık. Cumhur dedi ki Faruk ne diyorsun santrala? Haberimizi yaparsın artık. Vallahi dedim Çanlar çalıyor. Çalıyor. Yani Çan'da Çanlar çalmaya başlamıştı. Ondan sonra haberini yapmadım. Ben kızdım mı haber yapmam. Bizim ekonomi sayfası girmedi. Ne işim var Faruk Çan'da dediler. Dedim helikopterle geziyorum. Bakanla geziyorum. Bakalım ne işler dönüyor bu Çanakkale bölgesinde. Ondan sonra Gökçeada'ya geçtik. Adnan Polat'la görüştük. Orada ciddi bir anlaşma yapmış. Gökçeada'nın elektrik ihtiyacını karşılayan askeri bölgedir Gökçeada'sı. Sadece keçiler yaşıyor. Keçi fiyatları çok ucuz. Türkiye'deki et fiyatının üçte biri. Keçiler özgür. Bir tek keçiler özgür. 10.000 tane Rum kaçmış. Hak yok Gökçeada'da. Evler boş. Emlaklar çok düşük. Askerler izin vermeden Gökçeada'da kimse ne tatil yapabiliyor ne de emlak alabiliyor. Böyle yani. Adnan Polat da torpilli biliyorsunuz. Sonra gittik açılışı yaptık. Ben VIP gazeteciyim yani anlayacağınız bir bakıma. Ondan sonra Cumhur Ersun'la bayağı bir sohbet ettik. Ya burada bir keçi yatırımı yapsak, bu keçileri kessek, et ve balık kurumu buraya niye bir kesim hali kurmamış filan. Oradaki şeylerle muhabbet ettik. İmam çağırmışlardı dua etsin diye. Müftü. Gökçeada müftüsünü çağırmışlardı. Gökçeada müftüsü de çıktı bir konuşma yaptı. Böyle Adnan Polat'ın santrallerini açtı. Garanti elektrik satım anlaşması. Kebap iş. Yani elektriğin üretiyor. Tüketen var. Adnan Polat parayı koymuş. Cebe tık para giriyor. Yani devlete sırtını yaslayanlar böyle Türkiye'de kral bir hayat yaşıyor. Böyle yani. Siyasilerle ortak tabii. Tabii Alevi Adnan Bey CHP'ye oy veriyor. O tarihte CHP iktidarı yok ama iş adamlarının partisi pırtısı yoktur. Evet o Adnan Polat. Galatasaray'ın başkanı. Tanırım kendisini. Cumhuriyet Gazetesi 3 Mayıs 1940'ta bir haber yapmış. Başbakan Doktor Refik Saydam, Batman'da ilk petrol kuyusunun açılma müjdesini vermiş Raman Dağı'nda. Sonra çok büyük rezervler açıklanmış. Bu petrollerden 1944'te kuyular kapatıldı. İlk kuyu 1944'te kapatıldı. Raman 8 ismi verildi bu kuyuya. 28 ton petrol çıktı. 70 tona kadar şu ana kadar petrol elde edildi. 500'den fazla kuyu açıldı fakat petrol Batman'da daha fazla bulunamadı. Bayağı bir kuyu açtılar yani. Komedi. Ülkemizin durumu gerçekten. Ahmet Bozkuş demiş ki havuz medyası için manşet önerilerim. Reis gaz çıkarıyor. Reisten ara gazı. Gaz ağımız mübarek olsun. Bas gaza güzelim, bas gaza. Gaza geldik, adam kazandı. Gaz gelecek yerden, tavuk esiz gelmez. Gaza bastık, gazımız var. Adam
Adamın biri yolda gidiyormuş. Bir nal bulmuş. Geriye 3 nal bir at kaldı demiş. Nalın birini bulduk. Bir de at bulursak, bir de 3 tane nal bulursak bu işi beleşe getiririz. Erdoğan'ın hesabı bu. Bu gazdan sonra geriye bir de uzay aracı yaparlarsa Elon Musk gibi, Mars'a adam göndermek için gemi yaparlarsa hiç şaşırmayacağım. 2,5 milyon Türk Mars'a bilet almış. Yani Erdoğan kıskanmıştır. Ben niye böyle kezleyemedim milleti, Mars'a adam gönderelim. Zaten Türkiye'de nüfus fazla, 83 milyon. 2,5 milyon Mars'a gitmek istiyormuş. Gitsinler, ölsünler. Zaten ben yapmam gemiyi. Paraları cıkkaya indiririm. Bana güveniyor musunuz? Ey cemaat, ey AKP il ve ilçe başkanları. O halde Mars'ta bilet alacaksınız. Paranız çok zaten. 11 milyon bilet alsa $40'dan ne yapar? 440 milyon kaynak demek. İsterse sıkıysa almasınlar. Erdoğan Mars'a gemi yapıyorum dese, müjde verse, AKP'lilerden bir tane bilet almayan çıkmaz. Vallahi billahi tallahi. Hatta Mehmet Cengiz 100 tane bilet alır. Ya sen bir tane adamsın, niye 100 tane bilet alıyorsun? Ya personeline dağıtayım diye, hayır hasenat olsun diye alır. Al sana kaynak, müjde. Gazman vardı, komedyen Hamdi Alkın. Çok gülerdim ben bu gazmana. Güzel uçuyordu o suruk gazıyla. İnce ince Yasemin ince diye bir komedi Türkiye'de çok çok popülerdi. Benim hanım da çok severdi oradaki parodileri. 2000 yılında Gülizar diye bir tipleme yaptı Yasemin ince. Kasımpaşalı Çingene Gülizar herkesi dolandırmış, hapse atıyorlar kadınlar koğuşuna. 5 tane telefon çıkıyor. Her tarafında bir telefon var. O zaman telefon herkesi de yok 2000 senesinde. Kocaman kocaman Aselsan telefonları. Nokia ve Motorola telefonları filan. Hakim soruyor. Gülizar, 3 tane telefon var. Bir tanesi boynunda asılı. Telefon patlamış yani Gülizar, hatırladın mı? Çingene Gülizar koğuştaki bütün kadınları da aerobik yoga yaptırıyorum diye kilitliyor. Onları da çarpıyor. Ondan sonra böyle ikna edici bir kadın. Diyor ki o hakim soruyor, o koynundaki telefon neyin nesi? Bir tane o kalmış. Diğerlerini almışlar. Bunu vermem diyor. Niye? Bu diyor Recep Tayyip Erdoğan'a direkt bağlı. Bana hediye etti. Özel telefonumuz, özel hattımız var. Kasımpaşa Çingene attı. Beni 24 saat arayabilir Recep Tayyip Erdoğan. Sene 2000 arkadaşlar, ona göre. 2000. Recep Tayyip Erdoğan kim diyor. Aa, reisi bilmiyor musun diyor. Reis bizim babamızdır. İnce ince Yasemin ince çok ince bir şekilde mesajını vermiş. Mafya babası Erdoğan. Ve Çingene yani. Ben boş yere Çingene demiyorum. Demiyorum yani. Gülizar tiplemesini bizden demiş Recep Tayyip Erdoğan. Çingene'dir. Ve telefon 24 saat bağlı. Ondan sonra da adam niye işte mafyalık yapıyor? Nasıl global mafya oldu diye gaz yiyorsunuz. Adam mafya ya. Bunun labicimi var mı? Mafya usulleriyle çalışıyor. İnce ince Yasemin ince bunu ta 20 sene önce görmüş. Belki de komedi tarihinin en iyi prodüsüydü. Kaç defa seyretmişim. Her seferinde gülmekten yerlere yatıyorum. Bu millet bu kadar keriz. İnce ince Yasemin ince daha size ne yapsın, nasıl anlatsın? İnce ince anlatmış işte. Halbeylilerin köprüye getirildiği videolar paylaşıldı. Ve orada dikkati çeken bir sivil kor general var. Yavuz Türkgenci. Harbeliler Erdoğan'ın çapulcuları tarafından boğazlansın, öldürülsün diye bu general, hem de kor general sivil olarak MİT'e yardımcı oluyor. Erdoğan'a yardımcı oluyor. Bakın Yavuz Türkgenci. Videolardaki bir tane sivil o.
Harbelileri tuzağa düşüren ekipten. Diğer isim, beyaz saçlı biri daha var. Mitchie. Emmet'ten değil. Onun ismi Kenan. Kimse isminin kim ne olduğunu bilmiyor. Onun ismi Kenan. Ben size söyleyeyim. Türk'ü cümletlerden gelenleri organize edip ellerine silah veren Mitchie. 2 metre boyunda bir adam bu. İsmi Kenan. Ona şey derler MIT'te. Yavşak Kenan. Onu da bulun. Hakan Fidan'ın emriyle orada. Yani emniyeti uzaklaştırıp halkı bırakıp harbelileri dövsünler, sövsünler diye 2 tane isim var. Yavşak Kenan ve Kor General Yavuz Türkgenci. Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın emrinde harbelileri linç ediyor. Türk ordusunu linç ettiriyor, aşağılatıyor. Darbeci gösteriyor. Yakalanması gereken sadece Yusuf Tosun değil, Murat Tekin'i boğazını kesen, kafasını çiviyle kırıştıran, Enes Katran'ı katleden, işkence yapan, onlara imkan sağlayan bunlar. Biliyorlar ki arkalarında bir kor general, bir de MIT'in, Hakan Fidan'ın yardımcısı var. Onları oraya getirmiş. Cemaatle alakası yok. Zerre miktar yok. Anladınız mı? Videosu yayınlandı. Aha size delil. Çılgın projeymiş Kanal İstanbul. Erdoğan'ın hayaliymiş. Bu Çin Komünist Partisi'nin hayali. Oraya bir Şangay kuruyor. Avrupa'nın böğrüne ekonomi merkezi kuruyor. Camiden arındırılmış, içinde cami olmayan, tamamen modern bir Çin şehri kuruyor. Anlatabildim mi? Mühendisliğini Çin Komünist Partisi'nin şirketleri yapıyor. Parayı veren Çin Komünist Partisi'nin 5 tane büyük dev trilyoner şirketi. Kanal İstanbul öyle 3-5 milyarlık bir proje değil. Kaç trilyonluk bir proje? Çin'in yatırımı. Eksen nasıl kaymış? Eksen böyle kaymış. Hala sağ gösterip sol vuran Abdurrahim Kaslı gibi adamlar var. Bütün günahlarını FETÖ üstüne atıp da sırtlanlar gibi sırtlatan namussuzlar var. Kimse ne mal olduğunu haykırmadan bu dünyadan gitmezmiş. Ne mal ne şeytan olduklarını artık net olarak görüyorsunuz. Acaba bu eksen kaymak zorunda mı? Gelelim bu noktaya. Eksen zaten kaydı. Yani Çin artık büyük kapitülasyonlar elde etti. İzmir'in Çandarlı Limanı da Çin'e verilmiş. Mersin Limanı Singapur şirketinde ve Hatay Rusya'nın elinde. Limanlar şu anda 25 tane serbest zon vardır Türkiye'de. Bu 25 tane serbest zonun hepsinin sahibi Rusya-Çin ortaklığı. Yani Türklerin elinde değil. Türkiye'nin elinde değil. Ve kaçak mal sokuyorlar. Kaçakçılık yapıyorlar. Serbest zonlar şu anda Erdoğan'ın kaçakçılık merkezi için kullanılıyor. 25 tane serbest free zone. Bunların en büyüğü Mersin'dedir. Diğeri İstanbul'da. Pendik'tedir. Halkacılardadır. Şimdi teker teker anlatayım ben. Erdoğan'ın yaptığı hırsızlıkları. Kaçakçılık yapıyor adam. Uyuşturucu kaçakçılığından tutun. Yapmadığı kaçakçılık türü yok. İşlemediği haram yok. Haram helal diye bir ölçüsü yok Erdoğan'ın. Türk parası konvertibil değil. Değerini kaybetti. Erdoğan diyor ki yuan'a geçeriz. Yuan 1 lira 1 yuan. Sıfır yok. Mantıklı. Psikolojik olarak zaman kazanmaya çalışıyor. İnsanları oyalıyor. Erdoğan'ın Çin mandasını kabul etmesi 15 Temmuz darbe ittifakının bir ağır faturası Türkiye'ye. Ama Erdoğan'a taze kan sunmaya devam ediyor. Batı İttifakı NATO'dan
kopuldu. Artık Çin'e yaslandı. Teknoloji, para, her türlü kaynak var Çin'de. Yani Batı'dan alacağı her şeyi Türkiye Çin'den satın alıyor. %50'yi geçmiş durumda. Türkiye'de insanlar Çin'le ticaret yapıp Çin malları tüketiyor. Çevirin bakın. Made in China tükettiğiniz şeyler, ürettiğiniz şeyler. Türkiye'de üretim sıfır. Neredeyse. Kanada'dan bile gittiler. Kanada'dan 7-8 senedir bütün fabrikalar göç etti. Kitchener'da GM'in araba fabrikası vardı. Bizim Türkler çalışıyordu çoğunlukla. Bir vida sıkıyorlardı. Sadece ücreti $38. Şimdi Toyota işe alıyor. Burada Toyota'nın da fabrikası var. $21'dan başlatıyor. Vida sıkma işi. Türkler girdi, hep çıktılar. Japonlar sıkı çalıştırıyor. Amerikalılar da sıkı çalıştırır. $38 verir. Japonlar $21 verir. Erdoğan size 5 kuruş vermez. Ağaç kökü yersiniz. Çinliler de $1 veriyor. O yüzden Çin'e gittiler. Yani fabrikaların hepsi. Trudeau dün açıklama yaptı. Dedi ki Çin'e giden Kanada firmaları geri dönsünler. Ne olur? Yalvarıyor. Koronavirüs niye çıkmış? Çin'e giden fabrikalar geri dönsün Amerika'ya. Burada servis sektöründen başka bir şey kalmadı ya. Fabrikalar tak tak kapandı. Üretim Amerika'ya satış yapmasa, malların çoğunu Amerika'ya satmasa, dünya ülkelerine hiçbir şey satamaz zaten. Ya iç tüketim var ya Amerika'ya satıyor. Kuzey Amerika kültür ve ekonomik işbirliği var. NAFTA, GAFTA var. Yoksa Kanada'daki fabrikalar, kalan fabrikalarda bir satış yapacak yer bulamaz. Ne diyorlar? Çin'den fabrikalar geri gelsin. Çin düşman artık. Düşman ilan etti Trump. Trudeau da aynı şekilde. Sanction uyguluyor. Meng hala hapis. Anladınız mı? Kanadalı firmalar geri gelsinler, zenginler. İş versinler buradaki insanlara. Nasıl düzelecek bu Kanada ekonomisi? Trudeau haklı. Çin insanı dinden, imandan eder, bırakmaz zaten. Erdoğan çok kan dökülür demiş eğer bu eksen kaymasına itiraz ederseniz. Sizi vatan haini ilan ederim. Çinliler zaten Türklerden intikam almaya çalışıyordu. Çin hissettiğini o yüzden yapmışlardı tarihte. Erdoğan bu fırsatı sunuyor. Kim Türklerden ve Müslümanlardan intikam almak istiyorsa Erdoğan şeytanına yapışıyor. Çinliler yapışmış. Niye şaşırıyorsunuz? Adam kafir zaten. Yani Çin'in istediği bir göz Erdoğan veriyor. İki göz. Biri Karadeniz'de, biri Akdeniz'de. Böyle bir Çin mandası Türkiye'ye hayır getirmez. Niye getirmez? Türk atamız, Göktürk atamız, Bilge Kağan der ki, Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. Önce gerçek yüzünü Çinliler göstermezler. Çok sinsi bir millettir. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş Çinliler. Bilge Kağan, Orhun kitabelerinde bu şekilde ibretlik bir ders vermiş. Sayın Göktürkçüler, sayın Paganistler size söylemiş. Anladınız mı? Mezarında ters döndü Bilge Kağan. Kemikleri sızlıyor şimdi. Hakkını atalarımız helal etmiyor. Yani Müslüman olmayan atalarımız da hakkını helal etmiyor 15 Temmuz rejimine. Oğuzhan'ın babası Karahan'dı. Beddua ediyor. Başka bir Karahan daha var. Özümüzü kesen kılıç. Çinli prenses almıştı. Hain. Birinci Göktürk Devleti yıkılırken başında Karahan vardı. Oğuzhan'ın babası Karahan değil. Bu son Karahan. Çinli prenses namussuzdu. Haindi. Ama onlardan isteman diye bir çocuk doğmuştu ki Çin'in de hakkından gelecekti, hainlerin de. Çin onu sarayda tutuyordu. Esir. Kadın çok uyanıktı. Devletin altını oyarken
kendi oğlunu Çin sarayında prens olarak yetiştiriyordu. Ve bütün istihbaratı Çin devletine taşıyordu. Karahan yatağında hainle yatıyordu. Karahan özümüzü kesen kılıçtı. Piyes Bahtiyar Vamzade. Piyesin adı özümüzü kesen kılıç. Kaynak Rus ve Çin kaynaklarında tarihi hadise. Okuyunuz. Seyrediniz. İnternette var. Çinli prensesleri Göktürkler çok sevmişlerdi. Hepsi haindi. Herhalde Erdoğan da Çinli prensesleri kızları getirecek. Türkiye'de AKP'lilere evlendirecek yani. Kendi zenginleriyle şirket evlilikleri yapacak. Ve şirket evliliklerinde Çinliler mutlaka kızlarını veriyor. Garantili olsun. İçeride istihbaratımız olsun diye veriyor. Akıllı adamlar Çinliler. Yani kızlarını önceden gönderir. Sonra şirketler sizi güzel Çinli yapar. Ruslar, Azeriler, İranlılar Türkiye'de bedava tatil yapıyormuş. Zaten gazlı böyle kaktırık satıyorlar. 140 dolar fazladan. 1000 metreküp başı. Bedava tatil. Artık Çinliler de gelir tatile. 1,5 milyar Çinli tatile gelse turizm sektörü de kurtulmuş olur. Çinliler şöyle 30 milyon Çin'de milyoner milyarder var. Yani Türkiye nüfusunun yarısı kadar insan milyarder. Çok zengin. Çinliler para harcar. Avrupalılar gibi para harcar. Zaten çocuklarını Kanada'da, Amerika'da okutuyorlar. Hepsi İngilizce de bilir. Para harcama konusunda zevkleri çok iyidir. Çinliler, benim tanıyorum Çinleri. Gayet iyi turistlerdir. Güzel kızlardır. Fakat şöyle bir sorun var Çinlilerde. Bir tane Rizeli arkadaş Çinli bir kıza aşık oldu. Bir de şey hikayesi anlatalım. Babası zengin. İsim vermeyeceğim. Rize'nin zengin müteahhitlerinden biri. İstanbul'un da öyle. Uzun yıllar yurt dışında Libya'da inşaatlar yapmış. Çok zengin bir aile. Soylu bir aile. 700 yıllık bir aile. Rize ailesi. Onun tek varisi. Benim arkadaşım oluyor. Eski şakit. Fen öğretmeni. Fen de öğretmendi. Biraz kafayı yedi. Motosikletten düştü. Kafasını yardı filan. Ondan sonra aylarca hastanede yattı. Ziyaretine giden yine benim. Başka kimse yok. Babası ağlıyor, annesi ağlıyor. Ziyaretine giden benden başka kimse yok. İyi günde, kötü günde yanındayız arkadaşın. Ondan sonra arkadaş hastaneden çıktı ama kafayı yemiş durumda. Motosikletten düşerken çok kaskı vardı ama yine çok kötü bir şey, beyin travması geçirdi. Sonra travmadan sonra insanlar böyle şıp aşık olabiliyor. Bir tane Çinli kıza aşık oldu. Onunla çok ilgilenen bir kıza aşık oldu. Kız hastanede hemşireymiş. Ondan sonra güzel bir kız. Çinliler yaşını göstermezler böyle. Çok genç gösterirler. Babası babazekar biri bu evliliğe itiraz etti. İstanbul'a gitti. İşte babasıyla annesiyle kız kardeşleriyle tanıştırmaya. Annesi kabul etmedi. Babası kabul etmedi. Sonra benden başka desteklisi yok. Babası da beni arıyor. Oğlumu vazgeçir bu Çinli kızdan diye. Ondan sonra o da benden olay bekliyor. Dedim şu Çinli kızı bir göreyim. Bir buluşalım bakalım. Kimmiş bu Çinli? Çinli kızla buluştuk. Ben adamların ruhuna bakarım. Simasına bakmam. Kızı gönderdik. Sonra beraber film seyretmeye gittik evinde. Arkadaş film seyretmeyi sever. Benim olanı da götürmüştüm. Dedim ki kardeş, bu Çinli evli. İki tane çocuğu var. Kocası var. Hem de Toronto yaşıyor. Çin'de de yaşamıyor. Bunlar seni soymak istiyorlar. Babanın zengin olduğunu öğrenmişler. Eğer bu Çinli ile evlenirsen baban haklı, sizi çarpacak. Rizelileri Çinliler çarpabilir. Böyle. Arkadaş bana inanmadı. Abi doğru mu söylüyorsun dedi. Benim hiç yalan söylediğimi gördün mü sen? Yok görmedim abi dedi. O zaman ya peşine bir dedektif koy veya kendini takip et. Ben takip edeyim dedi. Ondan sonra Çinli kızı takip etti. İki tane çocuğu var. Kocası da Kanada'da biznesi var.
kocası göndermiş karısını arkadaşın yatağına. Ve evlendirmeye çalışıyor. Niye? Çünkü çarpacaklar. Arkadaş saf. Ben ise öyle gulu boy, sokak çocuğuyum. Adamı yüzünden, gözünden görür görmez tanırım. Tabii işi bozduk. Çinliler böyle kardeşler, haberiniz olsun. Yani kendi kralı satarlar. Gavvat deyüz mu diyeceksiniz artık. Her şey paradır onlar için. Hiç namus anlaştığı da yoktur çoğunda. Anlatabildim mi? Çilek seni. Hayırlı olsun. Evet. Savaş Genç demiş ki demokrasi, özgürlük, hukukun olmadığı, üstüne olmadığı yerlerde doğalgaz, petrol çıkmış. Diktatörler daha da güçlenir. Seçkin gruplar zengin olur. Doğalgaz, petrol zengini ülkelerin halini görmüyor musunuz? Hangisi Norveç gibi? Mahmut Akpınar da benzer bir analiz yazmış. %100 haklı. Okuyun. Doğruyu, gerçeği gören aydın insanlarımız yurt dışında yaşıyor. Türkiye'de seslerini duyamıyorsunuz, duyurmuyorlar. O yüzden medyayı kapattı Erdoğan. Ve görmesine izin vermiyor. Narsist, hırsız. Adamlar terörist. Sonra bakıyorsunuz Türkiye'de bilgi adam önerilerini yapan bir Selahattin Demirtaş kalmış. O da hapisten bildiri yayınlıyor, manifesto. Abant platformunda biz gazeteciler ve Zalara Vakfı olarak yıllarca her sene böyle manifestolar yayınladık. Ama bu manifestolara imzasını atanlar, katılan AKP'liler Erdoğan'ın köpeği oldu. Gazeteciler, yazarlar. Ne oldu Türkiye'de? Hala anlayamadık. Yani aydınlık iklim Abant platformlarında yayınlanmıştı. Selahattin Demirtaş artık hapisten yayınlıyor. Kimsenin de kulak astığı yok. CHP de kulak asmıyor. Yani 12 tane büyük şehri hediye ettin ama seni hapiste çürütüyorlar. Selo. Evet. Türkiye buğday ve arpa ithal ediyor. Eskiden Türkiye tarla ambarıydı. Övünürdük. Ve artık ülkemiz şöyle çevrildi. Üretim bitti. Tembellik anlayışı hakim. Böyle bir ülkeden siz nasıl bir uçma, şahlanma bekliyorsunuz? Bu iktidarla bu olur mu? Olmayacağı kesin. Erkan Akkuş'ta almışlar İzmit'te. Faruk Akkuş'ta kardeşi mi? Ali Akkuş'un kardeşi mi? Yani hiç şaşırmıyorum. Gazeteci arkadaşlarımız sürekli içeri atılıyor. Türkiye içinde yaşam alanı bırakmadılar. Nesrin As demiş ki iktidarı öngörülemezlik ayakta tutuyor. 3 yılda %25 fakirleştik. Ama insanlar sürekli yakındaki insanların hapse götürülmesi, işkence ve soykırım yapılmasını sessiz seyrediyor. Kariyer Müzesi cami yapmış, Yunanistan tepki koyuyor. İstanbul'da 3000 tane cami var, namaz kılan yok. Yani müzeleri cami yapıyor, şov yapıyorlar, gösteriş budalası ahmaklar. Sonra da imam ve müezzin tayin ediyorlar. Camiler olmuş, siyaset ocağı, fonksiyonunu eda edemiyor. Kakeli imamlar var 5000'den fazla. Onları alsalar 5000 kadro açmışlar, almıyorlar. Düzgün imam ve müezzin de istemiyorlar. Ondan sonra diyorsunuz ki ülke nasıl düzelecek? Camileri bozuk. İmamları, müezzinleri salak. Bugün TV'de haber müdürü müydü? Yani bugün TV'de çalışan herkesi de mağdur ettiler. Türkiye'de yaşam alanı bırakmadılar. Asker okulları niye kapattılar? Şimdi bir paşamız, Türkiye Ertuğrul Paşa'mız sormuş, şikayet etmiş. Neden şikayet etmiş? Gaziantep Üniversitesi'nde eşler öğretim görevlisi olmuş. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde eşler genel sekreter olmuş. Rektörler, Erdoğan'a biat edenler hepsi akraba üniversitesi haline gelmiş. Nereye gidiyoruz diyor. Nereye gittiğimizi söyleyeyim. 15 tane hizmet üniversitesini kapattınız. Binlerce, 10.000'i geçmiş profesör ve aydını işinden ettiniz. Ondan sonra 15 Temmuz darbe rejimi, MİT fişlemeleriyle
Baydozcu Ergonokoncular. Sonra da soruyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Şikayet edene sormak lazım. Nereye gidiyoruz? 15 Temmuz'da hangi rol oynadınız? Erol Mütercimler neden askeriyle polis karşı karşıya getirdik? Oh olsun dedi. Askeri okulları niye kapattınız? Harbellere neden kin duyuyorsunuz? Erdoğan sizin adamınız değil mi? Rektörleri Abbas dedem, babam Osman mı tayin etti? Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini benim şehit dedem mi mezarından tayin etti? Şimdi de Mustafa Kemal'in yurt gezisinde kullandığı beyaz vagonu kapalı alana kaldırmak, gözlerden uzak tutmak istiyorlarmış. Mustafa Kemal Atatürk çok mütevaziymiş canım. Gözlerden uzak yere götürdükleri vagon çok demode. Tabii AKP gösteriş mutlası, kibirli. Karunlar ne kadar müsrif oldukları ortaya çıkmasın diye uğraşıyor. Mustafa Kemal'e 500 milyon dolarlık uçak hediye edecek bir Katar emir yok muymuş? İran Şah'a gelmişti 1925'te. Hediye getirmişti. Altınlar, mücevherler. Mustafa Kemal cebine indirmedi. Müzeye kaldırdı. Erdoğan gelen hediyeleri cebine atıyor. Hadi göstersin bir tane müze. Ondan sonra Abdurrahman Dilipak çıkıyor. Ben eğitime, spora, kültüre ve aydınlanmaya karşı biriyim diyor. Normal bir ülkede, normal bir aydın bunun tersini savunur. Tekrar ve tekrar okudum. Acaba gözlerim mi bozuldu? Ben eskiden gözlük takardım. Bende miyop vardı 0.50. Allah Allah. Gözlerim mi bozuldu diye tekrar okudum. Yo. Adam resmen eğitim, spor, kültür, sanat ve aydınlanma düşmanı. Erdoğan'ın baş danışmanı. Bildiğiniz yobaz. Bundan zevk alıyor herhalde. Erdoğan'ı Halife Mehdi diye pazarlayan bir soytarı. CHP'liler de bu adamı adam yerine koyup ekranlara çıkartıyor. Allah Allah. Gerçekten ne kadar liyakatsız varsa pazarlanıyor. Topluma resmen cerahat saçılıyor. Koronavirüs bilgileri sakat. Alman doktorlar heyet kurmuşlar. Türkiye'ye gelip nerede bir yanlışlık var tespit etmeye. Niye? Bu Fahri Koca yalan söylüyor. Evet, Ali Ünal abi çok sağlam uyarılar yaptı. Çok sağlam kitaplar yazdı. Çok sağlam tercümeler yaptı. Ali Ünal gibi abiler gerçekten cennetlik. Ve uyardı. Türkler Türkiye'den gidiyor. Mülteciler geliyor. Başka ülkelerden. İşte Afrika'dan, Asya'dan, Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan. Ülke Tunuslu, Cezayirli, Mısırlı dolmuş durumda. Erdoğan'ın getirdiği teröristler var. Ruslar, Çinliler ve İranlılar yerleşiyor. Avrasya ekseni. Avrupalılar kaçıyorlar. Turistik yerlerden de kaçıyorlar. Mülklerini sattılar. Zaten Ruslarla Avrupalılar aynı otelde bile kalmazlar. Bırak aynı şehri tatil yapmayı. Ruslar girdi mi Avrupalılar kaçar, gelmezler. Ruslardan nefret ediyor Avrupalılar. Almanlar, Hollandalılar. Ben çok iyi biliyorum. Aynı gemide bile yolculuk yapmak istemiyorlardı. Biz onları aynı gemiye koyduğumuzda mutlaka sorun çıkıyordu. Uzak duruyorlardı. Aynı otelde bulunmak bile istemeyen Ruslar ve Avrupalılar şimdi Türkiye gemisinde ayrıştı. Avrupalılar kaçıyor batı. Ruslar ve İranlılar, Çinliler gelip yerleşiyor. 15 Temmuz'un bu çok ağır faturası ortada. Cemaatle yakından uzaktan alakası yok. Çin, Türkiye ile gümrük muaflık anlaşması, kapitülasyon ticareti için anlaşma yaptı. Bu Sevr şartlarıdır. Sevr anlaşması yapmış Çin'le. Ve bakıyorsunuz Karadeniz'de doğalgaz buldu diye zaten bulunan doğalgazı pazarlıyor. Beyinsizlik had safhada. Yani Taner Yıldız'ın 8 yıl önce açıkladığı Akçakoca yatağı zaten biliniyordu. Moldova'nın ulusal gaz şirketi Moldova Gaz daha önce
açıklama yapmıştı. Ne kadar fiyat ödüyorlar Rusya'dan alınan gaza? $133 ödüyor. Yani $100 düşecekmiş 1 Ekim'de, aşağı çekiyor fiyatı. Türkiye'de ise $280 ödeniyordu. Şu anda $180 düştü ama hala Moldova'dan fazla ödüyoruz. Neden? Bu aradaki yaklaşık $50'lık fark kimin cebine giriyor? 1000 metreküpte. Yine yüksek bir rakam. 188 şu anda almış, daha fazla. $58-60 kimin cebine giriyor? İran'dan $191 Türkiye'ye giriyor. Neden? Bu paralar kimin cebine giriyor? Neden yüksek? Çünkü imzalanmış gizli anlaşmalar, komisyon şirketleri var. Meclisten geçirilmiş. Gaz faturaları düşmez. Neden düşmez? Erdoğan'ın ana gelir kalemi. MİT'in ana gelir kalemi bu. MİT ve Erdoğan buradan besleniyor. Yıllık Türkiye'nin petrol ve gaz tüketimi sizin cebinizden çıktığı gibi, vergi verdiğiniz gibi double. Bir de daha siz öderken onun bir hissesi komisyon olarak Erdoğan'ın ve MİT'in cebine giriyor. Ve uluslararası anlaşma olduğu için, mecliste gece yarısı geçirildiği için değiştirilemez. Uluslararası anlaşma, karşı taraflar var. Rusya büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Bunu anlatmaya çalışıyorum yıllardır ben. Vatana ihanetin adı budur. Yüce Divan'da yargılanması gerekir. Daha önceki bakanlar Yüce Divan'da yargılandı, suçlu bulundu. Fakat zaman aşımından bekletip adamları hapse koymadılar. Suçlu bulundu Cumhur Ersuner. Yüce demiştim. Sen Yüce Divan'da yargılanacaksın ve suçlu bulunacaksın. Yırtarız dedi. Nasıl yırtıyormuşsunuz dedim ya. Sen istediğin kadar yaz dedi. Kitap da yaz. Biz yırtarız. Biz devlet için çalıştık. Vatan, millet hikaye edildi. Hangi devlet? Ne devleti? Yani daha önceki siyasiler de böyleydi. Çok rahatlardı. Erdoğan da çok rahat. AKP'li hırsızlar da yırtarız diyor. Adam Yecüc ve Mecüc'ü Türkiye'ye ve Akdeniz'e resmen indirdi. Karadeniz'de indirdi. Ondan sonra kim buna karşı çıkarsa vatan haini ilan ederim diyor. Elindeki devleti kullanıyor. Ondan sonra Merkel'le Macron, Toulon Fransız deniz üssünde yaşanan Akdeniz ve Libya krizini masaya yatırmak için, bir de Mali darbesi var, bir araya geliyorlar. Fransa devlet başkanı, ondan sonra Almanya şansölyesiyle zirve yapıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin 27 ülkenin sahibi bu iki devlet. Diğerleri sıçka. Ya. Of of. Daha önce de Amerika'nın Dallas'taki Madison Oil şirketi 2003 senesinde Akçok Hoca'yı bulmuş. Bakmış. Demiş ki yani bundan rezerv $3-4 milyar para harcayacağız. Değmez demiş. $4 milyar yatırım yapmaya vazgeçmiş. Erdoğan diyor 2023'te bunu faaliyete geçiririz. Geçirir. Şahdeniz 3 sene daha faaliyete geçmişti. Zor bir şey değil. $4 milyar harcarsan 3 sene de faaliyete geçer. Ama yani bundan ne kadar Türkiye'nin faydası olur bilemiyorum. Çin gazı değil de bu Çin ekseni Erdoğan'ı oyalama taktiği olarak 15 Temmuz rejimini uzatma taktiğidir. Türkiye'nin şaftı kaymış durumda. Kızıl bir devrim var. Cemaatle alakası yok. Hala FETÖ diye masum insanları suçluyorlar. Hapisten çıkartmıyorlar. Bizim en çok kızdığımız noktadan bir tanesi bu. Ülkenin zaten şaftı ekseni kaymış. Biz bunu değiştiremiyoruz. Masum insanları çıkartın. Ne harbiyelerin bir günahı var. Darbeci diye suçlanan bir tanesi darbeci değil, terörist değil. Hepsi masum. KHK'liler masum. Ülkeyi yıkıyorsun, birlik beraberliği yok ediyorsun. Ondan sonra siz Çince öğrenmeye başlayın. Çince zor bir dildir. 18 senede öğrenirsiniz. Bu TOK denen milli yerli araç zaten Çin malı. Onu Erdoğan yerli milli araç diye pazarlayınca genellikle fabrikanın açılışını yaparken dedim ki Türkiye Nexer'i Çin olmuş. Milli araba Çin malı. Dolayısıyla Türkiye'de artık milli yerli bir şey kalmayacak. Hepsi Çin malı olacak.
Anadolu kaptanları hapiste FETÖ'cü diye. Servet transferlerini tamamladılar. Şimdi Çinli zengin, kapitalist, komünist, dinsiz adamlar ekonomide Türkiye'nin %70'ini ele geçirir. Gaz da var, Çinliler de var. Çıkartırlar, Süfyan Erdoğan'da yer. AKP'li haramiler de hatır otur domuz gibi yerler. Halk da bunları seyreder yani. Bunun bir müjdeyle alakası yok. Öyle bir rezillikle karşı karşıyayız ki Amerika, Avrupa Birliği, NATO Türkiye'yi kaybetmeyelim diye ağırdan aldılar. Geri dönerler. Pışık bu adamlar gidemezler Rusya Çin'e diye. Ümit ettiler fakat durum onu gösteriyor ki Türkiye'nin geri dönüşü yok artık. Dolar niye yükseliyor? Türk parası değersiz olduğu için yükseliyor. Yoksa dolar başka ülkelerde yükselmiyor. Türk parasının değeri yok. Karşılıksız para bastıkları için yükseliyor. Erdoğan da artık bunun önü yok, arkası yok. Kamu sektöründeki insanların, memurların maaşını yeni para basarak, karşılıksız olarak ödüyor. Karşılığı yok. Çin'de bu tip devlet bonosu almaya meraklı. Amerika'dan 26 trilyon dolar bono aldı bu şekilde. Karşılıksız basılan Amerikan dolarları için. Erdoğan'la diyor ki swap anlaşması yapalım ve karşılıksız bastığınız Türk lirasının bonosunu ben alayım diyor. Swap olarak. %9 faizi var. Karlı bir şey Çin için. %9 faizle adam bono alıyor. Devlet bonosu garantili. Yani Çin ne yapıyor? Türkiye'yi bu şekilde satın almış oluyor. Anlatabildim mi? Çin mandası ekseni tamamen bir sömürgeciliktir. Yerli ve milli hiçbir şey kalmaz. Uygurlara Doğu Türkistan'da Çin'in yaptığını görmüyor musunuz? 1 milyon insan hapiste. Adamlar karılarına, kızlarına tecavüz ediyor. Evlerine Çinlileri gönderiyor. Ondan sonra bağımsızlığınız kalmaz. Namus, ırz diye bir şey kalmaz. Çin çok acımasız bir sömürgecidir. Zaten Trump'la ortaklar Şangay'da. Geçtiğimiz sene 1 trilyon dolarlık silah sattılar Erik Priest'te. Kim aldı bu silahları? Erdoğan'ın, Rusya'nın, Çin'in çıkardığı savaşlarda terörist dedikleri grupları sattılar. 1 trilyon dolar silah. Erik Priest, Trump ortaklar. Trump yalan söylüyor. Çin'e ticari savaş açtım diye. Kimse yemiyor bunu. Yani burada Trump'ın Amerika'ya ihaneti var. Erdoğan'ın Türkiye'ye ihaneti var. Avrasya ekseni büyük bir dinsizlik eksenidir. Namussuzluk eksenidir. Çin nüfus çok. 1,5 milyar. 20 milyon Çinliyi getirip Türkiye'ye yerleştirse çiftçi de gelir. Topraklarımız eker. Bereketli topraklarımız var. Türkler tembel. 20 milyon Çinli gelirse ondan sonra 83 milyonla evlenirse bir nesil sonra gözleri çekik böyle diye konuşan tipler ortaya çıkar. Dersiniz. Teşekkür ederseniz. Dersiniz. Ondan sonra Çince konuşmayı öğrenirsiniz. Çocuklarınız Çinli olur. Çok mantıklı. Yani bol bol renkli çocuklar ortaya çıkar. Çinliler kardeş millettir. Türklerin dili zaten Çin dilidir. Çe'yi koyarsanız Çince olur. Çin dili Çince olur. Üç harflerin kadın dili Gigi ve Sakarin. Yarı Türkçedir. Çin dilini öğrenmek kolaydır. Evet, bence de sen Çince'ye başla kardeş. Çin geleceğe parlak bir dil. Bir arkadaş var, 18 sene Çin'de kaldı, Salih. Benim talebemdir Çamlıca'dan. Kanada'ya geldi. Adam Çince, Türkçe sözlük yazdı. Salih ismi. Tınmaz. Yani onun sözlüğünü al. Çince, Türkçe sözlük. Lugat şeyini yazdı. 18 yıl kaldı Çin'de. Çince'yi Çinlilerden daha güzel konuşuyor. Kanada yaşıyor. Onun kitabını al. Lugat. Türk dili arkadaşlar Çince aslında. Çince değil. İnternette vardır herhalde. Bir sorayım kendisine. Kitap nerede? Arkadaş Kanada'ya gelecek. Eşyalarını Çin'den bana gönderdi. Kendileri gelene kadar çocuklarla Salih Tınmaz. Arkadaşın adı. Türkçe, Çince, Lugat. Mükemmel yazdı. Doktora yaptı orada.
Yani Çinlilerden güzel Çince konuşuyor. Hem de Mandarin hem hem Mandarin şeyini konuşuyor hem de Kantonist konuşuyor. Lehçeleri bile biliyor. Ha, İkinci Göktürk Devleti'nde Çinlileri mağlup ettik tabii. Sağ olsun İstemi Han. Sağ olsun Selman-ı Farisi Husam. Sağ olsun Dede Korkut. Huanlar bize yardımcı olmadı. Huanlar kim biliyor musunuz? Ruslar da gelecek. Çok şenlikli olacak bu ahir zaman. Ruslar güneye götürür Hatay'ı, Kilis'i, Antep'i. Çinliler de Mersin'i, Antalya'yı, İzmir'in limanını, İstanbul'da zaten Ruslar vermezler şeye. Yeni İstanbul, Kanal İstanbul Çinlilerin olur, eski İstanbul'da Rusya'nın olur. Komşu olurlar böyle. Plan bu şekilde yani. Rusya ve Çin'in Türkiye planları çok güzel. Sevr Anlaşması. Limanlar gidince İstanbul'un da paylaşımı tamamlanınca sonra Ruslar tekrar Kars'ı filan Güneydoğu'da götürür. Amerika bize diyor Diyarbakır kalsa Kürtlerin yaşadığı bölge yeter diyor. Çok fazla gözümüz yok Türkiye'de diyor. GoPro dayanamadı, bitti. Şu anda Sevr Anlaşması Türkiye'yi paylaştılar aralarında. Türkiye'nin çok zayıf bir dönemi yaşanıyor. Türk ordusu yıkılmış durumda 15 Temmuz'da. AKP zaten Türk değil. Kim takar? Yani AKP'yi. Doğu Türkistan'da zulmediliyor. Kuzlat diyor ki Türkiye'den artık Doğu Türkistan'lara Erdoğan direkt gönderiyor. Çin öldürsün, soykırım yapsın diye. Adamların bir Türklük, Müslümanlık anlayışı yok ki AKP'nin. Doğu Perinçek'in, Etönü'nün, Baydocuların. Bunlar namussuz. Mavi vatan dedikleri aslında Çin kızıl vatanı, kızıl elma galiba. Ben de bu kızıl elma nerede diye çok merak ediyordum. Sonra anladık ki kızıl elma uzakta değilmiş. Mavi vatan dedikleri Doğu Akdeniz kızıl elma. Rusya ve Çin denizi haline gelmiş. Amerikalıları oradan kovmak istiyorlar. Doğu Perinçek de bunun için çalışıyor. Yani ne derler? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, duman olan yerden ateş çıkar. Kapitülasyon devri başlamış. Şu anda Türkiye'de Rusya'ya, Çin'e kapitülasyon veriliyor. Daha önce Osmanlılar Fransa'ya vermişti. İkinci Abdülhamit bazı yerlerde İngilizlere vermişti, Ruslara vermişti. Şimdi ise artık kapitülasyonlar Çin ve Rusya merkezli Erdoğan tarafından dağıtılıyor. Ve 15 Temmuz ağır faturası milletimize kesiliyor. Çin emperyalizmi nasıldır? Bu konuda yakında çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Tüm birikimlerinizi altına taşıyın, kurtarın. Türkiye'den çıkartın. Türkiye'de bulundurmayın. Bu hırsızlar çalar. Çin, Rusya ve İran blokunun Batı ile savaşı, büyük bir savaşa doğru gidiyor. Milyonların telif olacağı. Biz buna engel olamadık. Hainler partileri, pırtıları 15 Temmuz'u yaptılar ve Türkiye'yi dinsizler bloğuna monte ettiler. İran kendini sattı, Türkiye de sattı. Erdoğan modaya uyuyor yani. O da sattı. Almanya zaten Yunanistan'ı satın almıştı 70 milyar dolara. Dolayısıyla Yunanistan diye bir devlet yok. Erdoğan Ege şeyinde ataklarında Almanya'da masaya oturuyor. Yunanistan değil. Yunanistan konuşup dursun. Adalar, madalar bunlar hikaye arkadaşlar. Almanya'yla masaya oturuyor. Ondan sonra ticaret yapalım diyor. Erdoğan böyle yani. Bakma diyor it dalaşına diyor. Masaya gelin oturun pazara gidelim diye. Ben Yunan kardeşleri biraz gıcıklandırıyorum. Kaya'yı müzeyi cami yaptım. Ayasofya'yı cami yaptım. Yunan kardeşlerimiz bağırsınlar, güzel bağırıyorlar diye Erdoğan aslında kendi politikasını uyguluyor. Bir tanesi demiş ki Çinliler arkamızdaysa biz dünyayı fethederiz. Bu AKP'liler iyice manyaklaştı. Arkadaşlar Çin'in 20 milyonluk ordusu var zaten. Sizin ordunuza ihtiyacı yok. 30 milyon da polis teşkilatına sahip. 2 milyon istihbaratçı çalışıyor. Troll sayısı Çin'de devlet maaşlı 50 milyon civarında. Yani AKP'nin gücü yetmez bu kadar insana maaş vermeye. Anlatabiliyor muyum?
spekülasyon konusunda Çinler konusu kadar kimse iyi olamaz yani. Adamlar Allah'a fırıldak adamlar. Allah inanmıyorlar ki. Fırıldak adamlar. Fırlama. Siz Çinlileri tanımıyorsunuz. Yakında tanıyacaksınız. Öyle gözüküyor. Çinliler size kim olduklarını, gerçek yüzlerini gösterecekler. Teksaslı avukatlar da koronavirüs nedeniyle Çin'e 22 trilyon dolarlık tazminat davası açtılar. Çin Komünist Partisi'ni suçluyorlar. Amerika'nın 22 trilyon dolarlık bono borcu var. Onları silsin, unutsun, üstüne soğuk su içsin diye Teksaslı uyanık arkadaşlar 22 trilyon dolarlık tazminat davası açmışlar. Çin Komünist Partisi de çok takar yani. Suçlu benim. Koronavirüsü ben çıkardım. Dünyanın başına bela ettim diye Çin size 22 trilyon dolar para mı ödeyecek? Yani buraları mı yakacak? Satın aldı. Amerika'dan satın aldı devlet bonolarını. Hiç zannetmiyorum. Evet. Mavi vatan dedikleri Kızıl Vatan Çin ve Rusya arkadaşlar. Kadir Sadıç gibi, Cihat Yalçı, Cem Gürdeniz gibi adamların yüzüne tükürmeniz gerekiyor. Bu adamlar çok iyi biliyorlar ne yaptıklarını. Doğu Akdeniz muazzam bir doğal gaz deposu. Bunu herkes biliyor. Erdoğan Çin, Rusya, Avrasya eksenine bunu satarak zaten Mersin Akkuyu'da biliyorsunuz orada askeri üs yapıyor nükleer tesis diye Rusya. Onlara sattı. AKP'lilere Çinliler güzel anlaştılar değil mi? Bence de Çinliler gelsinler AKP'lilerin karılarını, başörtülü karılarını alsınlar. Onları cariyesi yapsınlar. Hep Çinli kızlar mı gelecek sanıyorsunuz? Zengin Çinliler gelecek, milyoner, milyarder. AKP'li başörtülü karılar onlara cariye gidecek. Haremlerine gidecek Çinlilerin. Ve ortaya yeni bir nesil çıkıyor. Erdoğan eksen böyle kaydediyor kardeşler. Eksen böyle kaydı. Salak Oda TV'de röportaj yapıyor şeyle, askerlerle filan, FETÖ'cü, balyozcu. Adamlar röportajda saydım tam 72 defa FETÖ demişler. Konu Doğu Akdeniz. Mavi Vatan, son krizler, son olaylar ama 72 defa FETÖ demeyi başarmışlar. Ne alakası varsa iyice salaklaştı. Yani gülmeme gelden değil. Almanya Akdeniz projesinden gelen her gazı açık. İsrail gazı gibi. Yani Amerika ve NATO izin vermez diyenler 4 senedir bu arkadaşların ıstık çaldığını görmüyorlar mı? Teker teker saydım ya. Yani bir röportajda 72 defa FETÖ demeyi başarmış bir Cem Gürdeniz var karşımızda. Yani süper yani gerçekten. Cihat Yalçı da aynı şekilde. 72'den aşağı düşmüyor. Adamlar 72 defa kafir yani. O yüzden. Çok komik adamlar ya. Doğu Türkistan kan alıyor. Perinçek göbek atıyor. Göbek atıyor. Zil takmış oynuyor. Adamlar öyle İmamoğlu filan takmazlar. Zaten afişleri filan indirdiler valilik emriyle. Kanal İstanbul Çin'e gitti. Parsel parsel sattı. Rusya ve Çin aşıları da Türkiye üzerinde deneniyor. Kobay olarak Türkler kullanılıyor. Onun da anlaşmasını yaptı. Türkler kobay olma konusunda iyiler. Parayı ver, aşıyı dene. Ölürse ölsün. Koronavirüs olmuş. Önemli değil. Türklerin canı ucuz. Erdoğan her şeyi satıyor. Bu kadar namussuz bir adam. Çinliler Anadolu topraklarını çok sevecekler. İsrailler de Filistin topraklarını Filistinlerden satın alıp parasıyla çok sevmişlerdi. Böyle bir namussuzluk var ülkemizde. Bazıları zannediyor ki Amerika Batı İttifakı Türkiye'yi bırakmaz. Ruslara, Çinlilere yedirmez. Yiyorlar. 4 senedir seyrediyorsunuz. Türkiye ile Çin arasında 2019'da 21 milyar 84 milyon dolarlık ticaret hacmi olmuş. Geçen sene Çin 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yapmış Türkiye'den. Yani burada
Türkiye ticaret dengesinde Çin'i ikinci sıraya, hatta birinci sıraya getirmiş. Almanya ikinci sıraya düşmüş durumda. Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler gayet yüksek. Çin, Akdeniz'e, Avrupa Birliği'ne yakın bir yerden üretim yapmak istiyordu. Önce Yunanistan'ı satın almaya çalıştı, başaramadı. Lübnan limanına yatırım yaptı, bombaladılar. Şimdi Beyrut'a yatırım yaptı, bombaladılar. Kanal İstanbul ve Trakya ve Doğu Akdeniz'de iniyor. Erdoğan'a önerdikleri formül Avrupa Birliği'ne bir üretim testleri kurarak satış yapmak. Yani üs olarak kullanmak. İstanbul'u ve Doğu Akdeniz'i hem askeri, hem ticari, hem ekonomik işgalinde, militeri yükselişinde Çin bir üs olarak kullanmak istiyor. Erdoğan da süfyan olarak Yecüc ve Vecüc'e bu imkanı sundu. Ve kapıları sonuna kadar açık. 400 milyar dolar İran'a verdiler. 400 milyar dolar Erdoğan'a verseler, Erdoğan yani babasını zaten satar da karısını da satar, kızlarını da satar, çocuklarını da satar, torunlarını bile satar. Yeter ki bu para Erdoğan'a iktidarda tutsun. Aksine iddia edecek kimse var mı? Çin size sadece yuan verir. Dolar rezervleri var. Dolar vermez. Sizin borcunuz Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya 2 trilyondan fazla dolar bazında yükseliyor. Yani yuan sizin açlığınızı gidermez. Yuan 1 lira. Değeri yok. 1 lira 1 yuan. Dolar bazında siz dolar olarak borçlusunuz tefecilere. Yahudi tefecilere. Ali Babacan'ın aldığı paralar var ya, bunları ödeyeceksiniz faiziyle. Yani Batı borcunu tahsil etmek için düğünü ummiyeyi kurar. Ödeyemezseniz topraklarınıza el koyar. Osmanlı'da öyle yaptılar. Paylaşır aralarında. Çünkü Erdoğan hırsızları, haramileri domuz gibi yiyorlar. Ve yemeye de devam ediyorlar. Hiçbir şey üretmedikleri gibi sürekli satıştalar. Sürekli hainlik peşindeler. Doğu Perinçek, öteciler, balocular da onlara destek veriyor. Aynı gemideler. Durum bu yani. Yok Bülent Arınç Biden'a karşıymış, Joe Biden'a karşıymış da arkadaşlar, Bülent Arınç gibi AKP'yi güçlendirmeye çalışan, yıkılmasın diye durmuş, namussuz başka bir adam yok. Bak Putin, Rus muhalif lideri bir çayla zehirledi. Adamı Avrupa'ya götürecekler, Alexei Navalny'i. Muhalefete yaşamasına alan yok. Adama bir çay verdiler uçakta. Muhalif lider, Putin'e karşı milleti sokaklara döken, organize eden adamı öldürüyorlardı adam. Şimdi Avrupa'ya taşıttılar. Rusya doktorlarına güvenmiyor. 44 yaşında adamı. Yani çok daha genç biriydi. 50 yaşlarında biriydi. Putin bu şekilde öldürüyor. Muhalifler tanımıyor. Boris Nemtsov'u da bu şekilde öldürmüştü. Göstere göstere muhalifleri öldüren bir diktatörlük anlayışı var. Yani daha önce de Rusya'da böyle olaylar yaşandı. Eski KGB ajansı Alexander Litvinenko 2006'da Putin'in yolsuzluklarını açıkladı diye zehirleyerek öldürdü. İngiltere'ye kaçtı. İngiltere'de öldürdüler. KGB böyle. Putin öldürü öldüre bu noktaya geldi. Bir tane muhalif bırakmadı. Rus KGB'si radyasyon zehirlemesi yapıyor. Kanser yapıyor. Zehirleyerek öldürüyor. Rusların suikast yöntemi bu KGB'nin. Zehirleyerek öldürmek. Ve hiç kimse hak iddiada bulunmasın diye. Adam hastaneye gitti. Öldürdü Rus KGB'si. İngilizler ortaya çıkardı. Londra'daki Rus diplomatlar kovuldu. Hepsi katil. Putin'e çalışıyorlar. Yani müjde ekonomisi karın doyurmaz arkadaşlar. Halkın ızdırabını ben anlıyorum. Çaresiz bir durumdalar. İçinden çıkamayacaklar kadar büyük bir borcun içindeler. Erdoğan Türkiye'yi 421 milyar dolar dış borçla borçlandırdı. Şu anda siz dolar 7,5-8'e gidiyor. Bunu satın 4 kere 8, 32 ne yapıyor? 3,2
3,5 milyar lira, trilyon lira, 3,5 trilyon lira dış borcunuz var. 3,5 trilyon lira, liraya çevirdim hemen kaba hesap. Önümüzdeki bir yıl içinde vadesi gelen borcunuz 165 milyar dolar. Bunu hemen 8 ile çarpın. Karşınızda ödeyeceğiniz rakam çıkar. Bu borcu ödeyecek paranız da yok. Nerede bu paralar? Erdoğan'ın cebinde. Yol olmuş, köprü olmuş, büyük projelerde şişirtilmiş projelerde hazine garantili sizin cebinizden çalınmış, Erdoğan'ın cebine girmiş ve Erdoğan tek adam olarak dünya devletlerinin karşısında tek muhatap. 165 milyar dolar. Evet. Bir sene içinde ödenmesi gereken para. Alacaklı olanlar mı düşünsün? Alacaklı olanlar zaten faiz bindiriyor. Yahudi tefeciler. Türkiye'nin borç aldığı Edge fonları, İngiliz ve Amerikan fonları, Yahudi şirketleri. Ali Babacan'ın borç aldığı firmalar. Bunlar Mehmet Şimşek'in borç aldığı firmalar. Erdoğan bu paraları cebine indirdi. Nerede bu paralar? Yok ortada. Borcunuzun vadesi geldi. Ödemeniz gerekiyor. Erdoğan bir fırıldak daha çeviriyor. Çin'i yanına alıyor. Bu sefer Çin sizin sahibiniz olsun. Yahudiler bu zamana kadar sahibinizdi. Bankaları ele geçirmişti. Şirketleri ele geçirmişti. Şimdi de Çin'e verelim. Ruslara verdik 15 Temmuz'da. Çinlilere verelim. Türkiye, Çin, Rusya ve Yahudi eş fonları arasında köle olsun, esir olsun, hürriyeti, özgürlük falan olmasın diye uğraşıyor bu Avrasya eksenciler, ulusolcular, 15 Temmuz darbe konsorsiyumunun şerefsiz vatan hainleri özetle. Bu kumsastan çıkış ancak gerçek darbecilerin yargılanmasıyla ve Erdoğan ve çetesinin, haramilerinin elinden bu servetin alınmasıyla olur. Başka türlü bir çıkış yolu yoktur. Pençekçiler, ETÖ'cüler Erdoğan'a bu hırsızlıkta ortak olmuş, önünü açmış, namussuzlardır. Erdoğan ve haramileri hırsızdır ve ülkemizin her şeyini çalmıştır. Bu para hazinede olsa Türkiye gelişir. Hazinede değil, insanların, AKP'lilerin, elitlerin cebinde olduğu için de Türkiye eziliyor. Ve siyasi gerekçeler, projeler uydurup da yaftalar FETÖ kelimesini, jargonu kullanıp da ezmeye devam ediyorlar. FETÖ jargonu kullananların hepsi namussuzdur, hırsızdır. Bu zulüm rejimine ortaktır. Evet, biz de bunu söylemeye devam edeceğiz. İyi günler arkadaşlar. Bugünlük de buraya kadar. Aslında bir dakika ya. Ben şu videoyu da göstereyim. Teknoloji olarak kayadan kaya gazı elde ediliyor uzun zamandır. Ülkemizde kaya gazıyla ilgili potansiyel var. Kaya gazı konusunda ben Introduction to Science dersi almıştım New York'ta. Bundan yaklaşık 12 sene önce. Orada hoca bize Avustralya'dan gelmiş bir İngiliz hocaydı. Çok güzel anlattı. Ben kaya gazıyla ilgili bir projede makale yazmıştım. Bulursunuz ararsanız. 2008 tarihli, 2009 tarihli olması lazım. Kaya gazı şu anda çok gelişmiş durumda. Çin'de, Almanya'da, Amerika'da, İsrail'de, Suudi Arabistan'da. Bu kaya gazı çok ucuz bir yöntem. Petrol ve gaz rezervleri için denizi kazmaktan çok daha ucuz ve verimli bir proje. Amerika, Almanya, Avrupa Birliği buna kaydı. Şu anda %5 Rusya'dan gaz alımını kesti Almanya. Niye? Artık kaya gazı çıkartıyor. Kaya her yerde var. Ve Türkiye'de her taraf kaya zaten. Kayadan gaz çıkartıyor. Lokal olarak projeler geliştirilip Türkiye'nin her tarafında kayalardan gaz çıkartılabilir. Türkiye kendi ihtiyacını gazdan karşılayabilir. Rusya'dan gelecek gaza, İran'dan gelecek gaza ihtiyacı olmadan lokal gaz üretimi kayalardan sağlayabilir. Bunun teknolojisi şu anda gördüğünüz
YouTube'da 3,5 dakikalık bir video koydum. Bilimsel olarak sağlam bir projedir. Bununla ilgili ilk araştırmaları Avustralya'da ve İngiltere'de bilim adamları bundan yaklaşık bir 30 sene önce yapmaya başladılar. Ve çok başarılı oldu. Bu projelerle ilgili size bilgi de verebilirim. Ayrı bir video yapabilirim. Introduction to Science dersi çok korktuğum bir dersti. Ben fizikten çok anlamam. Fakat dersi ben ezberledim. Benim ezberim iyidir. Hoca da sağ olsun bu derste Çinli bir şey vardı. TA vardı. O da bize çok yardımcı oldu. Çinli bir yardımcısı vardı Avustralyalı hocanın. O geldi bize hocanın fizik sorularını çalıştırdı derslerde falan. Sonra hoca dedi ki size 400 tane soru vereceğim dedi. Bu 400 sorudan 50 tanesini soracağım. Bu 400 soruya çalışın, dersi geçersiniz. Bilmiyor muydunuz? Kaya gazı teknolojisi çok gelişmiş durumda. Tabii ben 400 tane soruyu ezberledim. Sadece bir tane hata yaptım. 99 almıştım fizik sorularında. Soruları hiç okumadım. Yani problemleri çözmeye falan çalışmadım. Soruyu gördüm. Benim fotojenik şeyim vardır. Hafızam vardır. Cevabını biliyorum. Tak cevabını işaretledim otomatik olarak. Bir tane hata yapmışım sadece 50 soruda. 49 tanesi doğru. Sınıfta en yüksek notu ben almıştım. A+'la geçtim yani o dersi. Kaya gazı sondajları bazı bölgelerde evet yeraltı sularını etkileyebilir ama yerine göre jeolojik araştırma yapılacak olursa kaya gazı en verimli, productive ve renewable dediğimiz bir enerji resource'udur. Karadeniz'de, Akdeniz'de kirlenmeyi düşünün, balıkları, çevreyi düşünün, daha fazla zarar verir. Halbuki kayadan çıkartılacak gaz çok rahat bir şekilde rüzgar enerjisi gibi bir şehrin elektrik enerjisini çok rahat karşılayabilir. Gökçeada'da mesela Adnan Polat'ın rüzgar santralleri o adanın ve bölgedeki 3 tane şehrin elektrik ihtiyacını karşılıyor %100. Samandağ'da, Hatay'da aynı şekilde yatırım var. Türkiye'de en fazla rüzgar olan yerler bellidir. Samandağ ikinci yüksek yerdir. Gökçeada, Çanakkale'nin pek çok şehri çok fazla rüzgar alır. Rüzgar enerjisi çalışır. Kanada'nın her tarafta rüzgar enerjisi var. Çok sağlam yatırımdır rüzgar enerjisi. Allah'ın rüzgarı elektriğe dönüşüyor. Dolayısıyla daha yenilebilir, yutulabilir, çevreye zarar vermeyen, doğa ile uyumlu çalışan enerji yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekir diye biz yıllardır haber yapıyoruz. Petrol ve gaz çıkartılması kirlidir. Şorlanma meydana getirir. Toprağı zehirler. Çıkan şorlanma nedeniyle verimini kaybeder. Toprağa zarar verir. Denize zarar verir. Bu nedenle pek çok bu konuda bir petrol akademisi kurulması gerekir. Uzman kadrolar yetiştirmesi için. Petrol ve gaz konusunda. Türkiye'de bu da yok. Yani işin kötü tarafı. Yetişmiş kadro da yok. Olan kadroyu da kaybetti. Yurt dışına gitti. Türkiye'den umudunu kesti. Petrol alanı öyle ince bir alandır. Ve gaz alanı. Azerbaycan'ın petrol akademisi var. 100 yıllık. Ve yetişmiş kadroları var. Bu alanda Ruslar 1950'den beri denizde petrol çıkartıyor. Çok tecrübeli. Çin çok tecrübeli. British Petroleum'un bu konudaki yatırımları ve mühendislik çalışmaları Türkiye'nin 200 katıdır. Sadece British Petroleum. Rüzgar enerjisine yaptıkları yatırımlar yakında siz araba olarak, hidrojen arabaları olarak alacaksınız. Ki ilk denemelerini yaptılar Amerika'da. Artık petrol ve kullanmayan, gaza ihtiyacı olmayan hidrojen arabaları. Yani ayda bir dolumla giden arabalar, saatte 300 kilometre yapabilen arabalar popüler olacak. Dolayısıyla petrol ve gaz kullanılmayacak arabada. Petrol ve gaz nerede kullanılacak? Sanayide kullanılacak belki. Ama
arabada kullanmayınca zaten büyük oranda petrol ve gaz fiyatları aşağı düşecek. Aşağı düşünce şu anda 30 dolar civarında barel petrolünün varili. Bu 10 doların altına düşünce yapacağınız yatırımlar da kadük olacak. Yani boşa gidecek. 10 doların altındaydı 2000 senesi öncesi petrolün varili. Ve Rusya gücünü kaybetmişti. Bu nedenle petrol fiyatının aşağı düşülmesi OPEC üyelerinin vanayı kısmasıyla olur. O zaman da koronavirüs döneminde aşağı düştü. Şimdi daha doğal politikalarla Batı ittifakı Rusya'nın ümmüğünü sıkabilir bu şekilde. Çin'in ümmüğünü sıkabilir. Petrol fiyatlarını aşağı çekmek gerekir. O zaman gıdanın ve her şeyin fiyatları da aşağı düşmüş olur. Ve ellerinden zalimlerin, diktatörlerin kartları alınmış olur. Bu bir politikadır. Evet, kaya gazıyla bu şekilde bu enerji konusunu anlatmış oldum. Bu konuda benim kitaplarım var zaten. 5 tane kitap yazdık bu konuda. 3 tanesi pazar petrolleriyle ilgili. 5 petrol-gaz politikalar kitabımız var. Şükrü Sina Gürel çok güzel bir doktora tezi var. Onun da bu konuda Orta Doğu petrolleriyle ilgili yaptığı. Onu da tavsiye ederim. Yani Saddam'ın ortaya çıkışını sağlayan petrol ve gaz krizleridir. Kattafi'nin de aynı şekilde ayakta tutan, Hümeyni'yi ortaya çıkartan 1979 krizleri petrol ve gaz krizleridir dünyada. Dünya savaşlarını çıkartmış, dünyanın eksenini kaydırmıştır. 1979 eksen kayması olarak bilinir. Şu anda 15 Temmuz'da ülkenin bir eksen kaymasıdır. Zaten 99'da bu Erdoğan'ı masonlar seçince Türkiye'nin ekseni 20 sene önce, 21 sene önce kaymıştı. Yeni kaymadı ki. Size kayıp duruyor. İyi günler arkadaşlar.